Böyle bir şey var mıdır? Herkese günaydın. TV8 ekranlarında. Bugün Türkiye Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor. Ve Twitter'da da Illuminati konuşuluyor. Biz Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değil ama Illuminati'yi gündemimize aldık bugün. Diyorsun. Konuşacağız. Ama sen, neymiş bu? Ne olur Galatasaray-Fenerbahçe derbisi? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Tabii. Peki. Ben de Galatasaray diyorum. Hep öyle olmamıştır mı? Aynen, Fenerbahçe bakacağız. Hep yanmıştır. Ama Illuminati'ye kalırsa bugün Galatasaray-Fenerbahçe derbisini oynamasına gerek kalmayacak. Çünkü saat 3'te bugün dünyada çok önemli bir şey olacak. Ve dünya mı yıkılacak, yer mi yarılacak, bir şey, öyle bir iddiaları vardı. Geri sayım vardı bir şeydir. Ortalıkla karıştıracak. Aynen. Olayın kimdir, aslını öğreneceğiz. Nedir bu? Çünkü nasıl bir... bugün dünyanın son günü diye iddiaları vardı Illuminati. Olayın aslını öğreneceğiz. Sonra Müjdat Gezen'in E.T.'ye meşhur E.T. filmine rakip olarak yarattığı neydi adı? Homoti. Homoti diye bir şey var. İnternete düştü. Onları konuşacağız. Gördün mü sen onu? İzledim. Müjdat Gezen. Öyle bir şey yok, çok Müjdat iyi. Gezen anlatacak bu filmi nasıl çekti, neden çektiğini. Sonra başka neler var? Gündemimizde pek çok konu var. Televizyon Musallat savaşları var. Musallat filminin. Aynen. Mi? Musallat filmi. Ne? İyi de izlenmiş. İyi de izlenmiş değil, evet, mi? Evet, korku filmi. Çok az şeyle girmişler, kopyayla girmişler ama çok da iyi bir işe, evet, yapmış. Elimizde hadisenin 16 yaşındaki görüntüleri var. Ama yanlış anlamayın, şey görüntüleri değil. Ses yarışmasından görüntüleri var. Sen, he. Tamam. Onu da yayınlayacağız. Bu arada bakalım, günaydın Cengiz'cim. Demedin mi? Gerçekten mi? Vallahi demedin. Çok alınırım şimdi. Sabah 7'den beri yan yana olduğumuz için hayatım. Ben direkt... Günaydın, tamam, günaydın, 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 günaydın. Peki, izleyelim bakalım Illuminati. Az sonrası var mı elimizde? Onu mu yayınlıyoruz? Ne olacak? İlgili yayınlanmamış belgeler ilk kez böyle bir şey var mı da yayınlanıyor. İlginç değil mi? Ben de merakla bekliyorum. Bugün dünyanın sonu ondan diyorlardı. Ve bugün saat 3'te dünyanın sonunun geleceğini söylüyorlardı. Ve geri sayım yapıyorlardı. Hadi bunun detaylarını birazdan öğreneceğiz. Gündemde gazetelerde ne var? Var, ona bakalım. Hadiseyle mi başlayalım? Başlayalım. Görüntülerini yayınlayalım hadisenin. 16 yaşındaki. Neymiş haber? 16 yaşındayken biliyorsun hadise Belçika'da yaşıyor. Ailesi de orada. Orada bir ses yarışmasına katılıyor. O Ses Türkiye gibi öyle çok bir yarışmaya güzel katılıyor. Şimdi O Ses Türkiye'de kendisi jüri ya. Eskiden jürinin önüne çıkmış 16 yaşındayken. Evet. Ve orada da gerçekten birinci olmuş pop idol yarışmasında hadise. Öyle mi? Şimdi o görüntülere ekrana gelecek hadisenin. Çıtır pıtır bir kız böyle. Bakalım. When I'm lost in the rain, in your eyes I know I'll find the light to light my way. When I'm scared, losing and crazy, you can turn it all around, yes. You're always there giving me all you got. Evet, hadisenin... Jüri öyle kalmış değil, aynen, mi? Hani beğenmiş mi beğenmemiş mi ve pek bir ifade anlaşılmıyor ama ne kadar ufacık, bak da 16 yaşında zaten. Evet.
10 yıl önceki ben görüntüsü. Ben taktım ya hadisenin şeyini. Tabii Belçika'nın ses yarışmasına, pop yarışmasına, evet. Pop yarışmasına katılmış ve burada ve jüriden de iyi not almış. Evet. Birincilikle bitiremese de diyor, bitirememiş. Ha. O program sonrasında albüm için yapımcılardan teklifler aldığı ortaya çıktı. Ve 10 yıl aradan sonra yine bir ses yarışmasında jüri koltuğunda oturuyordu sadece. Evet. Ama güzel, ben... Sesi güzel değil mi? Ve H kolyesi yine boynunda. Heyecanlı. Ne kadar heyecanlı, ellerini evet. Böyle nereye koyacağını şaşıramıyor. Evet. 16 yaşındaki hadise. Bu da internete çıktı. Şimdi ve arada büyük bir fark var mı sence hadisinin şu anki haliyle, şimdiki hali arasında? O da tabii çok çocuk ya, belli yani. Ama yüzü gene böyle hadisenin evet. Çok sevimli. Bu da bak, şimdi jüri koltuğunda oldu. Daha seksi, cazibeli değil mi? Tabii. Genç bir kadın. 10 yıl önceki haliymiş, bugün demek ki 26 yaşında adeta. 26 yaşındaki hali ve 16 yaşındaki hali. Ben bu tür görüntüler hiçbir şekilde artık gizli kalmıyor, farkında mısın? Kendisini izliyor gibi. Ya bu tabii kötü bir görüntü değil de. İllaki bir yerden bir şey çıkıyor. İşte biraz sonra da Müjdat Gezen'le konuştum sabah. O da dedi ki Amerikalılar nereden bulmuş bu filmin görüntüsünü diye. İllaki görüntüler bir yerden bir şekilde bulunuyor, çıkıyor. Amerikalılar ve, bizden daha çok takip ediyor bizim Türk filmlerini. Aynen, bizim Türk filmlerini. Ve hadisenin 16 yaşındaki jüri karşısına çıktığı ses yarışmasından görüntüleri de böylece internete düşmüş oldu. 10 yılda iyi yol kat etmiş. O yüzden o şimdi çok iyi anlıyordur yarışmacıları değil mi hadise? Herhalde o psikolojiyle eminim ki davranıyordur oradaki yarışmacılara da. Evet. Geçen gün de ağladı zaten, çok üzüldü. 3 kişi arasından tercih yapamadı hadise. Oturdu ağladı. Bak etkilenmiş bu. Şurada jüri etkilenmiş vaziyette. Güzel sesi var hadisenin. Belçika'da yapılan bir yarışma değil mi bu? Belçika'da. Belçika'da bir pop yarışması. Peki hadise 10 yıl sonra 10 yılda iyi yol kat etti ve şimdi jüri üyesi olarak devam ediyor. Biz de devam edelim. Televizyon savaşları var. Televizyon savaşlarında oynama devam etmiş. Ben ne demiştim? Atiye gittim demiştim. Ben de Demet Hande Yener demiştim. Demet Akalın da var çünkü önünde şu an. Evet. Biz geçen Hande Yener üzerine burada konuşurken Hande Yener'den sonra bir mesaj geldi. Programda dedi, benim için eleştirilerde bulundun dedi. Ve neden eleştirdin mi dedi. Hayır, neden eleştirdin değil. Neden katılıyor? Hani para için katılıyor bu işlere. Sen demiştin ki evet. Hani. Çünkü bütün sanatçılar ekstradan arttırmak ve para kazanmak için gidiyorlar dedim. Ama ben de sana hayır demiştim. Nasıl sen de hayır dedin. Olur demiştim. Hande Yener de mesaj atmış. O da mı hayır dedi. Mesajını okuyacaktım. Mesajı bulamıyorum. Aklımda kalanı söyle bakayım. Şunu dedi? Söylüyor. Ben diyor bunu Erevizyon'u hiçbir şekilde ekstralarımı arttırmak için yapmıyorum. Oraya katılmak istemiyorum. Paramı arttırmak için. Çünkü ben paraya çok önem veren bir insan değilim. Gerçekten de öyle Hande Yener. Doğru. Önem veren bir insan olsaydı fantasy pop tarzında devam yapmazdı. Ederdi. Yapmazdı. Şeye devam ederdi. Diğer elektronik yapmazdı. Elektroniğe geçmezdi. Ve Hande Yener diyor ki benim diyor bunu yapıyor olmamın diyor. Hani birincisi yarışmak istiyorum ve müziğe çok aşığım. Ve Türkiye'yi birinci sıraya taşımak istiyorum. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum gibi böyle 10 tane madde sıralamıştı Hande Yener. Ama Atiye galiba değil mi oylamada? Oylamada bakalım ne olmuş? %32 gibi bir şey almış Atiye. %31 Atiye. Bu Kral TV'nin düzenlediği. 2012 yılında Türkiye'yi televizyonda kim temsil etsin anketi. Atiye %31 ile birinci olmuş. Murat Boz %28 ile ikinci olmuş. Hande Yener %27 ile üçüncü olmuş anketten. Ama tabii ki bu anketten hiçbir kıymet harbiyesi yok biliyorsun ki. Niye? Sonuçta kararı TRT veriyor. Ya bu Kral TV'nin kendi içinde yapacağı anket. TRT'de ya biz mutlaka. De şimdi burada bir anket yapabiliriz. Hadi bize yazın, çizin. Televizyona kim gitsin ama diye. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Büyük bir çoğunluk böyle Atiye ve Murat Boz üzerinde duruyor farkındaysan. Ben hala Hande Yener üzerinde duruyorum. Hande Yener'in bu işi iyi yapacağını inanıyorum. Ve çok tamam, da istekli olduğunu. Ben Atiyeci olayım. Sen tamam. Handeci ol. Bakalım. Bakalım kim kazanacak. Kazanan yemek ısmarlasın diyelim. Aynen. Diğerine yemek ısmarlıyor. Ben Hande Yener'e evet. Gideceğini düşünüyorum. Sema Atiye'nin gideceğini düşünüyor. Bakacağız, göreceğiz. Önümüzdeki hafta herhalde bir 10-15 güne belli olur. TRT'nin belli açıklaması lazım bekleniyor. Var. Çünkü artık Ocak geldi ve süre daraldı. Şarkı sipariş edecekler, şarkılar hazırlanacak, ben yapılacak. Ben Atiye'nin enerjisini beğeniyorum. Hande'yi de çok seviyorum yani. Ayrı ama hani Atiye'nin bu enerjisi ben benim hoşuma gidiyor. Ve çok farklı bir şey çok yapabilir bir Atiye. Bence de olabilir.
Peki senin sevdiğin bir başka oyuncu ile ilgili bir haber vermek istiyorum. Meryem Uzerli. Evet. Meryem canım. Meryem'in de görüntüleri vardı. Bugün görüntü yayınlama günümüz galiba. Meryem'in görüntüleri de izleyince şok geçirdi ben. Aman tanrım dedim. Eski görüntüleri çıkarıyoruz bugün. Önce hadise görüntüsü, şimdi Meryem Uzerli görüntüsü. Meryem Uzerli de yıllar öncesinde. Hadisede çok yaşamadım ama Meryem bayağı bir... Meryem Uzerli... Öyle mi? Daha mı çok şaşırttı seni? Ya şaşırttı yani. Şaşırttı. Peki bakalım Meryem Uzerli'nin görüntüsüne. Peki Hürrem Sultan olarak ekrana geliyor. Şey değil mi, bir kilodan dolayı mı? Bir yanakları bayağı dolmuş yani Meryem'in. Eski görüntüleri bir daha göstereyim. Eski görüntüler daha önce Almanya'da oynadığı bir filmden görüntüler değil mi? Evet. İşte Hürrem Sultan'ın bak görüntüleri. Bak zayıf, evet. İncecik bir suratı ama var buradan, yani. Ama şeyde de bir problem. Meryem güldü. Evet. Dişlerini falan da yaptırmış galiba. He? Meryem güldü, büyü bitti. Değil mi? Hürrem Sultan. Ya burada da gülüyor bak aynısı ya. Yok dişlerini biraz düzelttirmiş galiba. İşte dişlerini biraz yaptırmış galiba Meryem Uzerli. Ve yıllar önce Almanya'da rol aldı o filmde. Daha ince ve biraz da göğüsleri de sanki daha zayıf bir. Ama yok, o zaman da orada daha kilo. Şey kilosuz, orada kilosuz ince. Zayıf olduğu için doğal olarak o. Kilo alınca. Burada şimdi göğüsleri de tabii destek yapıyorlar yani Hürrem'in ihtişamını. Bak o da kabartıyor yani böyle bir. Ama şu hali burada, ne kadar sıradan, ne kadar değil mi? Evet, ince. Sıradan bir kadın. Hürrem bayağı ona bir şey getirdi yani. Gösteriş getirdi Hürrem rolü. Bence de getirdi. Çünkü Almanya'da bu rolleri oynadığı dönemde böyle bir popülaritesi yoktu zaten. Almanya'da hiçbir popülaritesi yok zaten Meryem'in. Yani, çünkü Türkiye'de. Yani Almanya'da böyle işte ikinci, üçüncü sınıf rollerde oynuyor. İdi diyorsun. Aynen öyle. Zaten o Almanya'daki bir oyuncu arkadaşı getirmiş onu Türkiye'ye. O kadar emin ol o kadar. Öyle mi? Evet. Ama Türkiye bence Hürrem'de gayet başarılı. Ama orada oturdu. Tiyatro oyunu yapıyor. Yani şimdi tiyatrocu tiyatro oyunlarında rol alıyormuş. Çok fazla. Bu da işte son hali. Bu ayki Marie Claire miydi? İleri giden. Bak ne kadar değil mi? Aynen başka bir kadına dönüşmüş vaziyette. Hadise de öyle. Daha bir seksileşmiş mesela. Yani. Bir de tabii bunlar özel çekimler ve... Meryem de öyle. Gayet güzel olmuş. Ve burada bak yine zayıf duruyor ama. Ha bu bence... arada zayıflamış 7 kilo vermiş ve Timsten yapım şirketinden dur artık zayıflama. Çünkü senaryoyu değiştirmek zorunda kalacağız senin için demişler. Hani zayıflarsa niye zayıflıyor bu kız? Hasta mı ne oldu Hürrem diye zayıflamasın diye durdurmuşlar. Evet, Hürrem Sultan'ın değişimi böyleydi. Bakalım devam edelim o zaman. Güzel, beğeniyorum. Eski hali kötü, şimdiki hali iyi. Daha iyi, daha güzel. Daha iyi, daha güzel. Burnunda herhangi bir yapı şey yok, müdahale yok. Yok, dişlerini yaptırmış, yüzü dolmuş, şişman, evet. Kilo alınca. Nefis, bravo Meryem Uzerli. Tebrik ediyoruz kendisini. Peki, Öykü'nün rolü azalmayacakmış. Ah be, sonunda herkes merak ediyordu, ne oldu? Aynen, ne olacak diye. Öykü Bolor geldi, Öykü Çelik, Merve Bolor geldi, Öykü Çelik gidiyor mu, rolü azalıyor mu diye. Merve bugün röportaj yapmış, hayır öyle bir şey yok. Öykü'nün rolü aynen o şekilde devam edecek. Onun yüzünden ayrılması falan söz konusu değil. Ama ne söylesek dedikoduların önüne geçemiyoruz demiş Merve. Evet. Kuzey Güney ekibine katıldı ve Merve Bolor, Öykü Karayel'i ikinci plana çekmek için yapıldığı iddiasına da yanıt verdi diyor. Dedikoduları engelleyemem diyor. Ve Öykü Çelik geçen sezon Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı bir oyunda oynuyordu. Evet. Ve orada türbanlı bir başörtülü Cemre rolünde bir kadını canlandırıyordu. Ve işte bak, bu fotoğrafları ve... Öykü Çelik'in bu fotoğrafları, bu oyundaki rolü zaten Kuzey Güney'in kapısını açtı ve Kuzey Güney'in önce senaristi izledi. Öyle sonra mi? Da tabii birileri tavsiye ediyor Öykü. Çünkü bu tiyatro oyunundaki
Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı tiyatro oyunundaki Öykü'nün performansı muhteşem. Herkes anlatıyor ve geçen sezonda Kuzey Güney senaristlerine, Kuzey Güney yok tabii o zaman, senaristlere dizi çekecek, yazacak senaristlere. Diyorlar ki böyle böyle bir oyuncu var, başörtülü Cemre'yi oynuyor, mutlaka izlemeniz gerekiyor diyor. Kuzey Güney daha önce Aşkı Memnu'yu da yazan Ece'ler gidiyorlar, evet, yani izliyorlar. Çok beğeniyorlar Öykü'yü ve yapımcıya, Kerem Çatay'a diyorlar ki böyle böyle bir oyuncu var, çok iyi oynuyor. Kerem de gidiyor izliyor ve Öykü Çelik ondan sonra Kuzey Güney dizisine rol almaya hakkıyla kazanmış. Aynen. Kız yani. Oradaki rol kapılarını açtı Öykü'ye. Eleştiriler var, yok boyu kısa, yok oyunculuğu bilmem ne falan diye, ama ben oyuncu olarak çok beğeniyorum şeyi. Öykü. Hatta Hakkı'ya da kısa boylu. Evet, ama o kadar bir şey bu da. Fatih Aksu'nun dediği gibi iyi oyuncular kısa boyludur diye noktalı yapıyor. Ama bak şey, ama şarkıcılara da bak çoğu kısa boylu. Evet, demek ki kısa boylu. Sezen Aksu, Sertab Erener, Yıldız Tilbe. Merve Boloğur'un açıklamasında röportajında diyor ki, okudum sabah röportajı ve kendimi diyor ne kadar kötü hissedersem hissederim diyor. Bir topuklu ayakkabı kadar diyor. Hiçbir şey beni iyi hissettiremez diyor. Ay beni de öyle. Gerçekten. Vallahi ama Türk kadınlar için öyledir. Diyor ki mesela topuk, Merve Boloğur diyor. Topuklu ayakkabıyı severim. İnsanı güçlü gösteren, keyfini yerine getiren bir şey. Benim için parfüm ve topuklu ayakkabı çok önemli. Parfüm ve topuklu ayakkabı havanızı bir anda değiştirebilir. Moralim bozuk bile olsa topuklu ayakkabı giydiğimde kendimi iyi hissederim diyor Merve Boloğur. Aynı benim gibi Merve de. Aynen. Bütün kadınlar için. Merve acaba boğa burcu mu? Değil mi? Boğa burcu kadınları öyledir. Ama parfüm, topuklu ayakkabı. Gerçi bütün kadınlar öyle ama hani boğa burcu kadın daha bir düşkündür. Aynen. Şeye böyle. Bunu bu bölümü bizim Zeynep için okudum ya. Topuklu öyle ayakkabı mi? Aynen. Topuklu ayakkabı giymem diye geçen bizim filmle tartışıyorduk ya. Aynen. Filmle de tartışıyorduk. Kadınlar ve bence de mesela pek çok kadınlar bunu kendini iyi hissediyor. Daha ve ben de bak çok doğru bir şey söylemiş. Güçlü böyle, hani böyle bir özgüven geliyor topuklu ayakkabı giydiğin zaman. Her ne kadar uzun boylu olursan ol ama onu giydiğin zaman başka bir şey oluyor. Aynen. Peki bakalım. Nevizade'ye gitmişler. Orada hayranları fotoğraf çekmek ve tezahüratta bulunmuş Merve Boloğur. Güzel güzel bir renk katacağı aşikar Kuzey Güney'e. Hayırlı olsun. Öykü Çelik ve Merve Boloğur haberi de böyleydi. Peki başka ne var? Müjdat Gezen hazır mı? Telefon attığımızda ise Müjdat Gezen'in şu Homoti filmini izletmek istiyorum. Yani. Çünkü Homoti görüp görebileceğiniz en ilginç filmlerden biri arkadaşlar. Çünkü bu Dünyayı Kurtaran Adam serisinden seri değil de o mimaride. O mimaride, yani, fantastik, evet. fantastik Türk filmi. Türk fantastik sinemasının en çarpıcı örneklerinden biriydi. Bu filmi Müjdat Gezen çekti ve hiçbir yerde yayınlamadı. 1987 yılında çekti. 1987 yılında. Ferhan Kutman. Bir kahraman daha var orada. Evet. O da Homoti. Homoti. Bir izleyelim bakalım. Ali dur gitme. Konuşalım biraz. O röportajı gazeteye verme. Peki. Ne olur. İyi ama o zaman işimden olurum. Konu bulurum sana ben. Ne gibi mesela? Mesela şöyle bir şeyler. İnanamıyorum. Amanın bu gücü sihirbaz. Sadece 7. gücümü kullandım, o kadar. Allah Allah. Başka neler yapabilirsin? Senin gazetene röportaj olabilecek her şeyi. Tamam, anlaştık. Senin röportajını vermiyorum. Zaten aslını istersen pek gönülde değildim. Yakalanıp gezegende cezalandırılmanı istemiyorum. Oldu. Ben gazeteye uçuyorum. Bana bak Ali, yavaş git. O antika motoruna hiç güvenmiyorum. Evet, Homoti buydu ve bu filmin görüntüleri Amerika'da internet sitelerinde, bloglarda ve sinema yazarları arasında çok konuşulmaya başladı. Ve oradan da Türkiye'ye geldi. Müjdat abi telefon attığımızda, Müjdat Gezen telefon attığımızda. Günaydın Müjdat abi. Günaydın canım. Günaydın, günaydın. Haberiniz var mıydı Homoti'den? Şimdi senden duyuyorum, yok. Öncelikle geçmiş olsun. Tamam. Bel fıtığı tedaviniz devam ediyor değil mi? Devam ediyor. Uzun sürdü çok. Haftada iki kere fizik tedavi olurum.
Bir gün ben gidiyorum, bir gün onlar eve geliyor ama çok yani Allah kimseye vermesin, bu bir fıtık felaket bir şeymiş ya. Evet. Fıtık felaket bir şey zaten. Bir de tebriklerimizi de iletelim. Geçen hafta okulun açılışını yaptınız. Sağ ol, çok teşekkür Bursa'da. Ediyorum. Vallahi bravo. Müjdat Gelen Sanat Merkezi yıllardır çok büyük emekler harcadınız. Sağ çok ol. Büyük paralar harcadınız ve çok iyi de oyuncular, sanatçılar yetiştiriyorsunuz. Yani Türk tiyatrosu ve televizyonu sizi unutmayacak. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol hayatım. Peki bu Homoti'yi 1987 yılında çektiniz değil mi? Öyle mi ya? Epey yıllar geçmiş aradan ya. Çok kendi bu sinema filmi falan değil. Biz video olarak kendi aramızda çektik. Rahmetli Savaş Dinçel, Berlan Kutman, ben, rahmetli Altan Erbulak. Benim için çok matrak, iyi bir eğlenceydi bu ya. Ama yıllar sonra nereden bu Amerikalılar buna kafa bulmuşlardır herhalde. Hiç bilmem ki filmiyle bunu nasıl. Herhalde hani dünyanın en kötü o filmini seçseler ilk başı garantiler bu. Çıkar değil mi? Peki o dönem siz E.T.'den mi etkilenmiştiniz Müjdat abi? Bilmiyorum ki. Neden acaba? Bunu aramızda da biraz kafa bulmak için yapmıştık yani. Bunu rahmetli Salim Mugay vardı, heykeltıraş. Evet. O yapmıştı bunu bana. Çok da emek verdi buna. Bayağı içine ışıklar, içine insan giriyor, yürüyor. Yakın planlarda biz elle kumanda ediyoruz filan. Oo, bayağı bir bayağı bir teknoloji varmış. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Ya teknoloji inanılır gibi değil. Görüyorsun oradaki rezaletleri işte. Peki bu 80'li yıllardaki video furyası için çekilen filmlerden biri değil tabii, mi? Tabii. O işi biz kendimize çektik bunu. Sonradan nasıl, kimin eline geçti, Amerika'ya nasıl gitti bilmiyorum ben. Yani Türkiye'den kimsenin haberi yok bundan zaten Müjdat abi. Yok, bu piyasada filan bulunan bir şey değildi. Peki Müjdat abi, bu filmi Aziz Nesin'e göstermişsiniz, zahmetler ismesine. Aziz Nesin'e demiş ki. Söylerim dedi. Ama nasıl gülüyor ya Aziz abi, o kadar komik mi buldum? Yok, rezalete gülüyorum dedi. Çünkü Aziz abi belli bir mizah gücü olan adam biliyorsun. Evet. Bunu yani bunun zaten bu komedi filmi de değil. Değil işte şey science fiction yani böyle bir bilim kurgu tarzı. Kurgu da değil de bileyim, acayip işte içinde çocuk dolaşıyor. Yeğenimi koyduktu içine. Kızcağız sıcaklarda terler, ağlar. Baksana. Ama o Müjdat abi, o plastik bir şey mi yoksa? Plastik galiba. Değil. Kauçuk gibi bir maddeden yaptı bunu. Yanar biliyor musun içinde adam? Çocuk yanmıştır içinde onun. Nasıl? Çocuk diyorum, yeğeniniz yanmıştır içinde onun. Yandı o sıcaklarda evladım. Bir de battaniye örtüyoruz. İyice nefes alamıyor. Peki Müjdat abi, Homoti adını kim koydu? Ben koydum canım. Ne demek? Hafif böyle bir eğilimi var uzaydan gelenin. O yüzden vallahi çok. Ama bu kötü kalpli de iyi de etti bir Homoti. Bu iyi öyle şey, arkadan dedikodusu falan yok. İyi uzaylı. İyi uzaylı. Yumuşak ve iyi uzaylı. Peki Ferhan Kutman'ı nasıl ikna ettiniz o şeye? Ferhan'la zaten biz birlikte çalışıyorduk. Doğru, o dönemde. Savaş Dinçel, Ferhan, ben, Altan Erbulak. Böyle grup halinde, çete halinde oynamıştık ya ama. Herhalde Savaş'ın sahneleri yok galiba görüntülerde. Yok. O da çok güzel oynamıştı. Peki Aziz Nesin iyi olmuş dese siz bunu yayınlayacaktınız anladığım kadarıyla. Yok, bunun yayınlanacak hali yoktu. Yani Aziz abi iyi de dese işte bu işi sonunda Amerikalıların diline düşecek bir şey olmuştu zaten. Ben bir şey söyleyeyim mi Müjde? Abi bu yakında fenomen olursa şaşırma. Vallahi bu Türkiye için değil ama Amerikalıların neyi ne zaman övecekleri ve yiyecekleri belli olmaz tabi ama bunu herhalde şey hani kafa bulmak için kullandıkları, hani dünyada yapılmış en kötü 10 film falan öyle bir şeyler yapıyorlar ya, hani onların Oscar'a alternatif şeyleri de var ya. Evet.
Bu kaçıncı olur? Çünkü dünyayı kurtaran adam da girmişti biliyorsunuz şeye. O da girmişti, evet. Bu da listeyi zorlar üst sıraları galiba. Bu valla bence ilk beşe garanti girer yani. Bu dünyanın neresinde oynasın girer. Peki, çok teşekkür ediyoruz Müjdet abi. Ben teşekkür ederim hayatım. Çok sağ ol. Açık yüreklikle söylüyor Müjdet abi. Hay Allah, güldürdü sabah sabah bizi ya. Biraz... İyilikli ama diyor, bir iyi huylu dedikodu yapmıyor diyor. İyi huylu bir uzaylıymış bu. Çünkü ama o dönem 80'li yıllar video furyası var dediği doğru. Ve şakır şukura bile filmler çekiliyor. Ya, herkesin işte video kiraladığı dönemler. Ama şeye bakar mısın kadroya savaştığı için Altan geldim. Erbulak. Yani bu kadro bir araya gelip çok çok güzel bir şey, yani, bir şey yapmışlar ama. Rahmetli Aziz Nesin rezalet bir şey demiş ya. Ama sakın diyor ki komedi oynayayım. Değil diyor, bir hikayesi var yani. Evet evet. Yani. Dram anlatılıyor aslında. Ama en çok yeğenine güldüm ben. Yanında bir çiğ çocuk diyor, kavuçun içinde oturacaktı. Çok hay Allah ya. Ben şimdi patlayacak Homoti ya, söyleyeyim. Bence de Homoti. Yeni kahramanımız Homoti. Yeni kahramanımız Homoti. Evet. Peki devam edelim bakalım. Homoti'den ama sonra. Ama gerçekten nasıl ortaya çıkmış? Yani baktın hani Müjdat abim de unutmuş gitmiş evet, onu. Evet ya, çünkü ben sabah aradım, dedi ki abi nereden buldunuz onu dedi. Bak çok ilginç ya. Abi dedim biz bulmadık dedim. Amerikalılar bulmuş. Hadi canım şaka yapıyorsun benimle diyor Müjdat abi. Yok abi dedim, Amerikalılar çünkü bu tür işlere meraklı. Nasıl buluyorlar? Fantastik şeyleri. Anlamadım yani. Ki yani. Hani buradan birisinin ancak onun hani. Yani demek ki o videoları şeyleri YouTube araştırıyorlar herhalde. Çünkü hani bu konuda ciddi internetten blog siteleri var. Evet. Ve bu konuda çok ciddi yorumlar, tartışmalar falan yapıyor. Ama buradan birisi sızdırmıştır bu mevzuyu. Tamam. Evet. Senin röportajını vermiyor. Peki. Homoti böyleydi. Homoti'yi daha izleyeceğiz ve çok güleceğiz. Peki Azra'yla Yok Böyle Dans'ta Hakan arasında bir polemik yaşanmış. Onun da haberini görelim bakalım. Hakan'ı Azra mı pes ettirdi diye bir haber var. Yok Böyle Dans'ta önceki akşam yayınlanan bölümde Hakan Peker sürprizi yaşanmış. Ve Hakan Peker iş yoğunluğu gerekçesiyle yarışmadan ayrılmış. Mı acaba? Diyorlar. Ama... Diyorlar Erkan Tan gibi. Evet. Mı acaba Erkan Tan? Diyorlar. Peker'in yoğunluğu bahane olarak gösterdiği, kendisini devamlı eleştiren jüri üyesi Azra Akın'a kızdığı için yarışmadan ayrıldığı denmiş. Şimdi bakalım Hakan'ın görüntülerini biraz evet. İzleyelim. Bu... Çok da kötü değil Hakan ya. Evet yani yılların dansçısı sonuçta Hakan Peker'de. Ritmi var, kulağı var. Bu danslarından dolayı Azra Akın ağır şekilde eleştiriyordu jüride ve o yüzden de buna dayanamayarak ayrıldığı söyleniyor. İş yoğunluğunu bahane etmiş Hakan Peker. Öyle bir haber var. Çünkü eleştirdikten sonra ben yıllardır dans ediyorum diye tepki göstermiş Azra Akın'a. Demiş ki bacaklarını iyi buldum ama ışık göremiyorum demiş. Işık göremiyorum. Azra. Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim yani. Hakan gerçekten 80'li yıllarda fırtınalar estiriyordu yani. Tabii 81, canım. 82, Tolga Han vardı o zaman, Hakan Peker vardı. Hakan Peker ilk olarak dansçıydı zaten. Evet. Sonra şarkıcı oldu Hakan ve o dönemin en popüler ismiydi. Şimdiye gelirsek eğer Hakan'ın belli bir yaşı var artık yani Hakan nereden baksan 46, 47, 48 bile vardır Hakan yani tamam çok ileri bir yaş değil ama... Yine de performansı, ritmi, evet. Bütün dansa uyumu, partnerine uyumu çok iyi. Enerjisi de çok iyi, yüzü gözü. Ya ben geçen gün bu yarışmayı ilk kez izlediğimi itiraf edeyim mi? Gördün. İzledim, 3-4 tane dans izledim. Ben de arada bir izliyorum. Şeye nedir onun adı? Öyle böyle değil ya, kötü dans ediyorlar. Buna Hakan da mı dahil? Hepsi dahil diyorlar. Kötü dans kötü ediyorlar. Dans ediyorlar. Ciddi kötü dans ediyor. Şeyde, ben... su gibi diye sevdiğin, beğendiğin kız da mı öyle? Özge, gene en iyisi gerçekten Özge. Ha, gene tamam. Gene en iyisi. Çünkü hani partneriyle ritim falan tutturmuştu. Aşkın da iyi diyorlar hepsi ama. Hepsi izlemedim ama bak bu hafta izleyeceğim, bu hafta pazartesi günü bir şey nedir o? Yok böyle dans eleştirisi yapayım ben sana. Yapayım yani kimin şeyde, nasıl. Çünkü bir de 8 veriyorlar şeye. Kime? Herkese.
Dans eden herkes 8 alıyor. Jürilerden 8 alıyor. 7 alıyor. Ya 7'den aşağıya ya ben 2-3 tane dansı tanık şey yaptım, izledim. Daha önce izlememiştim programı. Baktım hani söyleyeceğim size. Bununla ilgili bak şey yapayım. Biraz daha relax dans etti. Biraz böyle çok kasıntı gibi duruyor. Daha böyle relaxed olsa daha iyi olacak. Ben bak ayrıca Hakan'ın performansını da bak, beğendim. Bak ne diyor Hakan? Az'da. O kadar farklı şeyler istiyor ki burada ama çok sade, çok böyle özünde bir Bataloglu gördüm ben. Kostümler dahil gerçekten çok başarılıydı. Bunun yanında da bazen işte Bataloglu biraz daha şey ister, biraz daha tutki ister, biraz daha ne derler hocam? Hah, işte az daha benim dediğim söyledim. Biraz daha mağrur tavır istiyor. Evet ama ona rağmen çok keyif aldım. Sizin de eğlendiğinizi gördüm. Çok güzeldi. Azra'nın değil mi böyle bir şey problemi var zaten. Bir tavrı var ama böyle bir hop kafasını çevirdi Hakan'a karşı. Bir şey var orada. Bir aralarında ikisinin. Asıl önemli olan ne biliyor musun Cengiz? Kuliste ne oluyor? Ben orada çok merak ediyorum. Yani orada. Orada tabii gergin ki yani şey anlatıyorlar çok birbirleriyle konuşmuyorlarmış. Mutlaka yani. Çünkü çok... orada yani 10 tane yarışmacı var. Tam bir şov yani şov programı. Evet. Ama Hakan Peker de ayrıldıktan sonra daha önce de birkaç yarışmacı ayrılmıştı galiba bu şeyden. Değil mi? Yoğunluktan falan filan yani diye. Yani tabii şimdi yoğunluk falan diyorlar ama da orada tabii Azra'nın eleştirilerine falan çok... Peki. Azra'nın yerinde Asena olacaktı biliyorsun. Peki. Ben şimdi bu hafta dediğim gibi oturup izleyeceğim bunu. Bak oturup izleyeceğim sana çok dört başı mamur bir eleştiri yapacağım. Yok böyle bence dansı. Hakan'ın ışığı var. Hakan'ın biraz daha dediği gibi daha relax dans ederse çok daha iyi olacağını olur tabii canım Hakan. Yani baksana ritim ritim her şey tamam yani. Ay biz de bu yaşına rağmen diyeyim hatta bak Hakan kaç yaşında? Evet işte onu söyledim ya biraz önce 48 vardır Hakan. 50'nin üzeridir. Ya yani o civarlarda diyelim gene de hani yaşını göz önünde bulundurursak eğer. Evet. O şey körelmemiş yani. Bence de. Peki bakalım Monika'nın aklı bu yolda kalmış. Monika haberine geçelim. Monika. Ay kimin aklı kalmaz o yolda? Aynen. Monika'nın aklı bu yolda kaldı diye. Günaydın'ın özel haberi. İstanbul'daki son gününde. Monika nihayet veda etti mi bize? Nihayet gitti. Boğaz turuna çıkan Monika Bellucci Kandili'de gezdiği yalıya hayran kaldı. Keşke benim de olsaydı dedi. Evet. Bir filmin reklamı işte bu kadar güzel olur değil mi? Filmin mi? Tabii. Yani Monika oynadığı zaman tabii ya. Monika Bellucci iş kadını Mine Kalpakçıoğlu eşlik etmiş. Onun teknesiyle gezmişler. Şirin Yalçın'ın Kandilli'deki yalısını gezmişler. Niye? Hı-hı. Niye yalıya götürmüşler anlamadım. Mine Kalpakçıoğlu'nun arkadaşı olduğu içindir. Şimdi. Şirin mi? Tabii. Gel seni bir yalı gezdireyim diye değil de. Belki kahve içme, belki bir şey var. Çünkü belli ki haberi de Sinan'a Şirin Yalçın ya da Mine Kalpakçıoğlu vermiş. Öyle gözüküyor. Ama Monika'nın oynadığı Gergedan'ın son şiiri filmin adı. Merak ve ediyor işte, musun sen filmi? Yılmaz Erdoğan da var orada. Onun çekimlerine gittim ben. Bir iki setine gittim. Ha. Bahman'la da konuştum. Ne yönetmeni. Diyor? İranlı yönetmeni. Biraz bahsetsene. Ve hani şimdi yönetmen zaten İran'da çeken İranlı bir yönetmen ve İran'da biraz aforoz edilmiş. Biraz aforoz edilmiş çektiği filmlerden dolayı. Hı hı. O yüzden de Türkiye'de falan çalışıyor. Genelde de hep böyle filmlerine hayvan isimleri koyan bir şey. At, sarhoş atlar zamanı, kaplumbağalar da uçabilir falan diye. Hep kaplumbağa, at, gergedan gibi filmlerine öyle isimler koyuyor. Monika'yı getirdiğinde şeyde bu film için mesela ilk geldiği zaman gördüm. Bizde de var Berlin Kaplanı. Evet bir de bizde de kaplanlar aslanlar bizde de gelmeye başladı. Ama orada kavga çıktı. Ve tabii ki şey için nedir onun adı Monika için hani İstanbullu olmak bu filmde olmak falan gerçekten heyecan vericiydi. Şimdi bu son sahneler için tekrar geldi. Son sahneleri çektikten sonra bitirmiş gözüküyor. Tabii Belçin ve Yılmaz Erdoğan çiftinin de yakın arkadaşı oldu bu arada. Evlerine gidip geliyor. Onlarla beraber geziyor. Çünkü filmde de beraber oynuyorlar. Bu filmde Tuba Büyüküstü'nün de oynayacağı söyleniyordu. Tuba Büyüküstü mü, Beren Saat mi diye tartışmalar da döndü bu film için. Sonra Beren Saat'te karar kıldı. Bahman. Neden? Bahman'a neden? Da sordum bunu. Neden? Dedim neden? Ki neden, neden Beren Saat seçtiğinde? Belki Erdoğan'ın yakın arkadaşı olmasından dolayı olabilir mi acaba diye bir soru işareti
aklına takılıyor senin. Geldi. Ben de sordum bunu yönetmeni Bahman'a. Dedim ki neden... Berçin mi etkiledi seni diye sordun mu? Sormadım. Neden Bahman, Beren'i tercih ettin de Tuğba Büyüküstü'nü tercih etmedin diye sordum. O da dedi ki sadece dedi, senaryo gereği ve Beren hani çok iyi bir oyuncu ama Tuğba'nın kötü bir oyuncu olduğunu söylemiyorum diye aynen bunları ekleyerek. Yalan. Ekleyerek şey yaptı ama orada tabii ki. Yılmaz Erdoğan, Berçim Erdoğan çiftinin etkisi olmuştur. Yakın arkadaşı olmasın. Beren Saat'le ben, çok yakın arkadaşlar. Bence de olmuştur. Peki ne yapıyoruz şimdi? Bu bölümü de bitirdiysek. Peki şimdi... Aynen. Bu şimdi internette çok konuşulan bir video var. Daha doğrusu ilk de bizde yayınlanacak. Elvan çekti bunu. Bizimle beraber şey yapıyoruz, nedir o, konuşuyoruz Elvan'la falan. İşte nedir? Böyle bir Turkish Man diye. Ha. Ve Turkish Man üzerine bir klip şimdi. Onu ilk kez göstereceğiz. Ve bir bakın oradaki performansı nasıl bulacaksınız. Art Niyet gazetesinden ayrıntılı haber. Avrupalı kadınlar Türk erkeğini tercih ediyor. Cinsiyet. Türk erkeğinin cinsel performansı 2011 Guinness Rekorlar kitabına girdi. Bu klibi çekti. Türk erkeğinin... Elvan. Aynen. Hollanda'da mı yaşıyor Elvan? Evet, Hollanda'da yaşıyor. Hı. Arada Türkiye'ye geliyor ve Türk erkeğinin haleti ruhiyesini anlatan böyle müzikli, klipli şeyler yapıyor. Arada yayınlayacağız Elvan böyle kız. Bu görüntüleri. Evet evet, çok değil komik. Mi? Tabii tabii. Yani. Komik ve şey başarılı yani. Çipi mipi bak. Güzel olmuş, evet evet. Orhan K. Tam şey vaziyette. Bunu işte daha önce çektiği klipler de var şeyde Hollanda'da. He. Ve Hollanda'da bu tür şeyde nedir yarışmalarda ve internette de çok ciddi hani popülaritesi olan bir isim. Elvan. Elvan. Baksana dönerci. İyi Nagire'de. İyi iyi şey yapıyor. Aynen ya. Baksana çekirdekler falan. Bu da sevgilisi. Tam şey vaziyette. Ay Elvan da üçüncü boyu var. Ve en komik de çoraplarını uzatan taksici de herhalde değil mi? Elvan'ı alalım. Evet evet, Elvan'ı konuk alacağız zaten. Konuk alalım Elvan'ı. Aynen, konuk alacağız. Bir iki klibini daha yayınlayalım, ondan sonra seyircimiz tanısın Elvan'ı, sonra alacağız. Peki geçtik bunu. Ne şey nedir onun adı? Yok böyle dans değil. Muhteşem Yüzyıl. Evet. Bravo. Geldiyse Muhteşem Yüzyıl'ı gösterelim. Çünkü belgesel kamera arkası görüntüleri yayınlandı Muhteşem Yüzyıl'ın. İlk kez ekrana geldi. Ve bakalım. Elvan. Elvan'dır. Elvan. Peki. Ne yapıyorsun yerlerde? Merhaba Elvan, gel tanışalım. Gel.
muhteşemdi. Bundan kaçış yoktu yani. Yapmayalım Timur, batarız dedim. Yapılamayabileceğini düşündük evet zamanında. Ne kadar zor olduğunu düşündük. Denemezsek, yapmazsak geri kalan hayatımızda mutlu olmazdık diye tahmin ediyorum. Herkes ikna ettiler. Biz de durumla haber gönderdik. Haber gönder. İlgileniyoruz bu. İlgileniyoruz bu. En fazla merak edenlerden. En fazla. Böyle ha, bu muhteşem yüzyıl. Ben bu işin içindeyim. Kanuni çok özel bir kimlik. Hayatı büyük mücadeleler, büyük savaşlar, büyük zaferler, büyük bireysel yenilgiler üzerine kurulur. Yaşarız mübarek, kılıcınız kesin olsun! Bakın şuna nesi varmış. 3-3,5 sene önce yaklaşık Meral'da ilk kez bu fikrini söyledi. Ben tabii fikre bayıldım. Yürüyelim dedik. Önce tabii neyin altınıza girdiğimizin o romantiklikte çok farkında değildik. Ben Süleyman. 16 yaşında Veliaht Şehzade Manisa Sancak Bey olan. Bugün babam Sultan Selim Han'dan kalan şerefli mirası devralmak için yürüyen. Nasıl olacak? Çünkü okuduğum şey karşısında çok etkilendim açıkçası. Sonra böyle bir kere bitirdim, çok etkilendim. Sonra bunun nasıl oldu? Evet. Ben bu niye yapıldı anlamadım Cengiz. Kamera arkası yöntemi. Ha. Bunu 2-3 bölüm olarak yayınlayacak Show TV. Niye ama? Niye? Niye sorusunun yanıtını... Hani bir dakika şeyi anlamıyorum. Bu bir sinema filmi olur. Hani sinema filminde çok muhteşem görseller olur. Efektler olur falan. Yapılır anlıyorsun hani bir... Dün bakayım bunun reytingi ne olmuş? Dün akşam yayınlandı dün değil mi? Dün değil ne? Bu akşam yayınlanacak. Dün akşam öyle bir geçer zaman ki... Hayır bu bölüm kamera arkası görüntüleri şeyde yayınlandı. Dün akşam yayınlandı. Reytinglerine bakacağım. Hayır ben şey yapamadım anlamadım. Çünkü bu... şundan dolayı da yapmış olabilirler. Şimdi bu dizi Star'a geçti. Ve Doğuş grubuna... Bunun üzerine biz de durumla... Ocak ayından itibaren o kanalda yayınlanacak. O kanalda yayınlandığı için şimdi salı günü de öyle bir geçer zamankinin karşısında bunu koyarak en azından biraz daha reytinginden faydalanalım diye düşünüyorum. Bak senin Meryem Uzeri de çıktı. Yani bilmiyorum onları sormalısınız lazım. Meryem de bilmiyorum diyor. Anlatıyor. Bana güvendiler. Evet. Bakayım. Evet. Yani. O yüzden bence böyle bir şey yapıldı. Çünkü hani bir dizi filme böyle bir şey ya yapılmış bir şey demiyorum. Ellerine sağlık da. İlginç geldi bana yani. Hani çünkü kaçıncı arkada... olduğunu söylüyorum. Söyle. Muhteşem Yüzyıl'ın bu belgeseli dün gece 23.17'de yayına girmiş. Büyük savaşlar. Ve 14. olmuş. Büyük bireysel yenilgiler. 14. olmuş. 14.92 15 izlenme payı var. 100 kişiden 15'i bunu izlemiş. 3.61 de reyting. 15. Sadece 15. Yani bölümünün yanında tabii ki hiçbir şey değil. Çünkü bölümü 50'leri yakalıyor. Öyle bir geçer zaman ki yine dün akşam 50. 48.67. Ben sana bir şey söyleyeyim. Belki yapmış. Bu yurt dışında yayınlanacak muhtemelen bu dizi. Satılacak bir yerlere. Hı-hı. Onun için çok faydalı olabilir yani hani bu. Ve orada sana... bilgilendirmek amacıyla. Evet belki onun tanıtım amacı. Evet. Show TV'deki pis yedili hiç fena gitmiyor. Çünkü evet, 16.42 yapmış. Üçüncü... Öyle bir geçer zamankinin karşısında yayınlanması hemen dün gece 3. olmuş. Nasıl olacak? Çünkü dün gece 3. olmuş. Totale bakayım. Peki muhteşem bu görüntüleri öyle bir geçer zamankinin karşısına mı koymuşlar? Hayır. Hayır. Koymamışlar. Kaçmışlar. Ve tüm izleyicilere de 20. olmuş. Muhteşem Yüzyıl'ın bu belgeseli dün akşam. Yoksa saat 23.15'te yayınlanmış. 23. Sana 15'te. Göre nasıl sonuç? Kötü tabii. Kötü değil mi? Yani tüm izleyicide 12.78 izlenme payı var bu belgeselin. Peki kısa bir ara verelim. Çok kısa bir ara verelim. Sonra Illuminati tartışacağız. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Gerçekten dünyanın sonu mu geliyor bugün? 7 Aralık önemli bir gündü. Günlerdir bu konuda geri sayım yapıyorlardı. Tweetlerde bu konuşuluyor. Twitter'da bugün en çok konuşulan konu o. Biz de bunu uzmanlarına soracağız. Kısa bir aradan sonra. Son günlerde gündeme gelen Illuminati nedir? Illuminati hakkında merak edilenleri araştırmacı yazar Ertan Özyiğit ve Aytunç Altındal anlatıyor.
İlk 3 günde 115 bin kişi tarafından izlenen Musallat 2'nin oyuncularından Başay Okay ve Saliha İplikçi yeni filmlerini anlatıyor. Büyü yaptırmak neden tehlikeli? Cinler insanlara musallat olur mu? Ünlü ilahiyatçı Doktor Arif Arslan canlı yayında açıklıyor. Az sonra. Illuminati gizli bir tarikat mı? Son günlerde Illuminati neden bu kadar gündeme geldi? Illuminati'ye inananların amacı dünyayı ele geçirmek mi? Hangi ünlüler Illuminati'ye destek veriyor? Illuminati'nin tapınak şövalyelerinin devamı olduğu doğru mu? Illuminati'nin masonlukla ne ilgisi var? Illuminati'ye göre dünyanın sonu ne zaman gelecek? Illuminati dünyanın sonunu mu hazırlıyor? Illuminati ile ilgili yayınlanmamış belgeler ilk kez böyle bir şey var mı da yayınlanıyor? Peki birazdan. Hoş geldiniz efendim. Bugün 7 Aralık 2011. Dünyanın sonu mu geliyor? 3 saat 21 dakika 16, 15, 14 saniye diye geri sayım devam ediyor. Ve 3 saat 21 dakika sonra ne olacağı konusunda günlerdir, uzun süredir merak edilen, Illuminati denilen organizasyon maddesi ne olduğunu öğreneceğiz şimdi hep birlikte. Bugün geri sayım devam ediyordu ve biz de dedik ki bu konuyla ilgili işin uzmanlarını çağıralım. Aytunç Altındal ve iletişimci Ertan Özyiğit bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynen şu isterseniz bir şeyden başlayalım. Illuminati'nin ne olduğu konusunda ve şu geri sayımla 3 saat 21 dakika sonra ne olacak? Ne gelecek başımıza? Hiçbir şey olmayacak. Yani, öyle mi? Kesin onu unutun da yani orada bir şey olmayacak. Öyle bir olay yok. O Illuminati adına yapılan numaralar bunlar. Illuminati olarak bakıldığı takdirde nedir? Illuminati bir konspirasyon örgütü. Yani Türkiye'de komplo teorisi veya komplo kelimesi biliniyor ama esas kelime konspirasyon. Yani. Conspiracy, fesat örgütü yani. Bir bunu fesat, yapanlara da konspiratör diyoruz. Bunu yapanlara da konspiratör. Fitne. Fesat derler ya, fesat. Fitne fesat. Ha, evet. Yani komplo, başka bir hadise komplo senaryo demek. Evet. Senaryoyu herkes yazabilir, herkes yapabilir. Dolayısıyla conspiracy olan tehlikelidir. Komplo pek tehlikeli bir şey değildir. Evet. Dolayısıyla bu bir konspirasyon örgütü. Konspirasyon örgütü dendiğinde de akla gelmesi gereken bunun 4 tane alt kuruluşu var. Birincisi 1500'lerden gelen bir geçmişi var. Tapınakçılara kadar giden, tapınakçılardan da Hasan Sabbah'a kadar giden, evet, bir, evet, teşkilat var. İsmailiye dediğimiz grup. Bunları geçelim, atlayarak anlatıyorum yani, evet, çabuk, evet, olsun, evet, diye. 4 ana gruptan bir tanesi Kamisar diye bilinen bir teşkilat. Bunlar çok önemlidir. Isaac Newton da bunun üyesiydi. Kamisarların üyesiydi. Başında da Fatio Dulie diye bir İsviçreli vardı. Adamı idama mahkum, evet, ettiler. İdama giderken de ismini vermediği tek kişi Isaac Newton. Hı hı. Örgüt üyesi olarak ismini, hı hı, vermediği kişi. Diğerleri Grune diye bilinen bir Fransız grubu. Fransız filozofları denir bunlara. Bunların üstüne inşa edilmiş olan, hı hı, ortada Illuminati diye bilinen Luciferian. Luciferian ne demek? Yani şeytan olarak biz biliyoruz Lucifer'i. Halbuki Lucifer Tanrı'nın bir meleği. Aydınlık getiren meleği. Illuminati de aydınlatıcılık demek. Aydınlanma hareketi demek. Ve hedefinde de, siyasi hedefinde de cumhuriyetçilik var. Yani krallıkları yıkıp yerine cumhuriyet kurmak var. İşin büyü, sihir, öbür tarafları bunların gizli faaliyetlerinde var. Ama
ideolojik olarak bu örgütün ideolojisi nedir derseniz, bunlar hem Katolik Kilisesi'ne karşı hem de krallara ve hanedanlara karşılar. Bu şu kadar... falan mesela şey işaretleri evet. Geliyor şimdi görüntüler. Evet, onlar Lucifer işaretleri. Yani şu işaret yapıldığı zaman bunlar Katolik Kilisesi'nin yasaklamış olduğu işaretlerdir. Heavy metal işareti diye biliyorsunuz. Yok değil, bunlar esas da Lucifer işaretleridir. Katolik Kilisesi indekslerine göre konuşuyorum. Yani Katolik Kilisesi'nin verdiği yasak işaretler, yasak semboller, yasak görüşler ve yasak tarikatlar listesi var. 104 tarikat var burada. Bu yüzden mi gizli örgüt başlığı altında bravo. Anılıyor? Gizli örgütlenmesinin nedeni Katolik Kilisesi'nin baskısı nedeniyle ister istemez yer altına inmiş olan örgütler bunlar. Yani görüşlerini açıkça söyleyemedikleri için yer altına inmiş olan örgütler. Yani yer altına inmek demek gizlenmek demek. Tabii. Evet. Gizlenmek kelimesi tabii bizim Türkçe'de gizlilik diye bir kelimemiz var ama yabancı literatürde bunun adı okült. Okült ilmi. Bir de klandestin olmak var, bir de secret olmak var. Secret societies. Gizli örgütler evet. Diyoruz. Fikirlerini beyan ettikleri için idama kadar işler gittiği için de dolayısıyla gizlenme ihtiyacı duyuyorlar. İşte o kadar. Ve evet. Böyle bir örgütün varlığını siz zaten kabul evet. Ediyorsunuz. Abi ediyorum değil. Niçin benim dışımda var zaten. Onlar çok önemli. Evet. Yani gizlenme sebepleri Ertan'ın söylediği gibi yani. Ama mesela siz inanıyor musunuz sorusunun şöyle devamını getireyim ben. Hani inanıyor musunuz tam böyle bir şey olabilir de bu kadar atfedilen şey doğru mu acaba bunlara? Onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Cumhuriyetçi şimdi o aslında iletişimi yönetmekle ilgili kavram giriyor orada. Evet. Şimdi bakın niye gizleneceğiz? İlkin şöyle düşünün. Yıl 1492. Şimdi diyor ki İspanyollar ve Portekizler. Kardeşim diyor burada bundan sonra İspanya'da ve Portekiz'de diyor hiç Yahudi ve şey görmek istemiyorum Müslüman. Evet. Bunlar da ne yapıyorlar eninde sonunda? Diyor ki kalmak mı istiyorsunuz bu ülkede? O zaman şunu yapacaksınız. Hristiyan olacaksınız. Katolik olacaksınız. Bunlar da diyorlar ki tamam biz kendimizi Katolik olmaya affediyoruz. Bazıları da biliyorsunuz 2. Beyazıt sayesinde Osmanlı topraklarına gelirler. Evet. Evet. Şimdi bu arada converso dediğimiz bu bizde dönme denilen bu İspanya'daki bu davranışa converso diyoruz. Bunlar ne yapıyorlar? Aslında gerçek anlamda dinlerinden dönmüş değiller. Bunlar kendi dinlerini akfetmeleri lazım. İkinci konuda nedir? Bir şekilde şöyle düşünün. Kime karşısınız? Bir kere sizin karşınızda bir kral var. İkincisi de Vatikan gibi bir Katolik bir örgüt var. Bunlara karşı çıkıyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Bir, isteğiniz ne olabilir? Cumhuriyet bir iyi bir istek mi? Evet. Doğru mu abi? Evet. Yani ikincisi de Katolikliğe karşı ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki biz zaten hani kendimiz kabul etmedik ama konvers olarak hareket edelim. Ne yapıyorsunuz o zaman? Aşağıya doğru iniyorsunuz. Gizlenmeye çalışıyorsunuz. İşte gizlenmek buradan başlıyor aslında. Neyle ilgili? Illuminati ile ilgili. Yoksa Aytunç Bey'in dediği gibi hani gizli örgütler insanlık tarihinden bu yana hep var. Ama bu krallığa karşı bir örgüt, cumhuriyetçiliği destekleyen bir örgüt. Aslında çıkış noktası odur. O zaman kötü bir şey niye kötü? O zaman çıkış noktası için evet. Hayır. Şimdi ne hale geldi? Kötü bir şey derken şöyle. Şimdi kötü mü değil mi? Onlar hep etikle ilgili olaylar. Siyaset, fesat dedik ya o yüzden ya. Fesat örgütü denmesinin yani sebebi şu. Cumhuriyet kurmak gibi bir şey varsa bunun nesi fesat? Ama bunu hangi yolla yapıyorsunuz? Burası önemli. Mesela suikast sabotaj yoluyla ve ihtilallerle çok büyük insan kıyımlarıyla bunları göze alarak yapmak. Kanlı yapmak var, kansız yapmak bravo. Var. Bravo. Bak güzel söylediniz. Yani burada ne var? Diyor ki mesela suikastler yapacağız. Şu şahsa, bu şahsa, şuna. Bir, ikincisi halkı manipüle edeceğiz. Halk istese de istemese de. Halka rağmen halk için sloganı adı altında. Halka rağmen halk için sloganı altında. Bilmem 100.000 kişi ölecekmiş. Umurumda değil umurumda. Diyor adam. O zaman mesela bu Arap Baharı'nı da buraya bağlayabilir miyiz? İşte Arap Baharı dediğiniz zaten Arap sonbaharı. Yani evet. Ya karabiber orası. Onu geçelim. Şimdi ben başka bir noktaya gelmek istiyorum.
Masonluk da bunun içinden çıkan bir örgütlenme. Yani masonlara da Illuminati katılmış ve katılmasıyla beraber de masonluğun da içinde belirli bölünmeler yaşanmış. Mesela operatif masonlarla spekülatif masonların bile kendi içlerinde tartışmalar çıkmış. Evet. Hı hı. Ben size bir belge getirdim. Bugün Türkiye'de ve Avrupa'da ilk defa bu programa nasip oldu. Tesadüf böyle. Hı hı. Bu programda size bunların siyaseti belirleyip belirleyemediklerini. Esas sorulması gereken konu bu. Bu gizli örgütler veya bu okült örgütleri veya bu fesat örgütleri, evet, acaba bir ülkenin siyasetini, bir dünya siyasetini belirleyebilirler mi, belirlemezler, evet, mi? Soracağız. Şimdi bunu sorduğunuz zaman, evet, birçokları der ki efendim Aytunç Altındal zaten komplo teorileri üretir. Dolayısıyla yok böyle bir şey. Bunlar kendi aralarında zavallı böyle çoluk çocuk gibi eğlenen bir takım kulüpler. Bunlarla, evet, ne diye uğraşıyorsunuz kardeşim? Evet. Bu mason dediğiniz adamlar gayet iyi adamlar. Kendi aralarında onlar felsefe yapıyorlar falan filan. Şimdi bakın ben size iki tane mektup getirdim. Bu Avrupa'da da %99'u bilmiyor bunu. Bu yeni bir olay. Hı hı. Şöyle başlayalım hikayeye. Geçen hafta Cuma günü Fransa'da 1514 locaya mensup 43 bin mason adına yazılan bir mektup var. Kime yazılmış? Fransa Devlet Başkanı Sarkozy'ye yazılmış. Hı hı. Ne zaman yazılmış? 19 Ocak 2009 yılında. Ne diyor? Şuna bir gösterelim evvela bunu. Evet. Şunu bir iyice yakın, bir yakın plan. Orijinal bir belge bu. Bu orijinal belge. Evet. Referans numarasını okuyacağım şimdi. Referanslarını okuyacağım. Ama şuna bir yakın plan görülebilirse çok iyi. Üstünde yazıyor. Fransa Milli Büyük Locası. Yani Fransa'daki ikinci büyük loca. Evet. Bunun üye sayısı 43 bin. Bunlar da sokaktaki Jean-Jacques değil. Yani generaller, evet, gazeteciler, hukukçular, avukatlar, evet, hukukçular, bravo, siyasetçiler evet, vesaire. Şimdi bu sanıyorum yeterince gözüktü, evet, bu. Altında da büyük locanın üstadı, azamı François Stefani'nin imzası var. Ne diyor? Diyor ki, evet, bir takım isimler veriyor. Diyor ki biz bu şahısları, mason biraderlerimizi destekleyerek hükümete soktuk. Ve sizi de diyor Sarkozy'ye, Sayın Cumhurbaşkanı, sizi dünya siyasetinin değiştirilmesinde, dikkat, dünya siyasetinin değiştirilmesinde, reformların yapılmasında Fransa'nın öncü rol oynaması için 43 bin masonumuzla emrinizdeyiz ve desteğinizdeyiz diyor. Dünya siyasetinin değiştirilmesi için Fransa'nın öncü olabilmesi konusunda. Buna karşılık, hmm, efendim bu mektup geldikten sonra bunun referans numarasını da vereyim de Türkiye'de bir takım aklı evveller var. Bana böyle küfür müfür edenler var. Efendiler, sizin için söylüyorum. Bu birilerinin emri altında oldukları locanın referans numarası FS VS 22571 sayılı gizli belge. Masal yok. Bakayım mı belge? Buyurun, buyurun. Bakın, görün. Bu belge peki sizin bu elinize nasıl geçti? Belgeler benim elime geçer hanımefendi. Bakın şimdi gelin. Burası da, bu ne? Bu, ona bakalım. Bu da Sarkozy'nin yazdığı cevap. İlk kez duyuyorsunuz. Sarkozy'nin Fransa'daki büyük üstadı, azama yazdığı teşekkür mektubu, bu imza gördüğünüz imza Sarkozy'nin imzası. Kağıt yukarıda yazıyor zaten, kağıdın üstünde. Göreceksiniz, devlet başkanı diyor. Evet. Özel antetli kağıdı yani. Ve diyor ki o da, bana verdiğiniz bu büyük desteğe çok teşekkür ederim. Dünya siyasetinin belirlenmesinde Fransa'nın öncü rol oynamasına yapacağınız katkıdan ve bana verdiğiniz destekten ötürü size sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sizin üstün çalışmalarınızı takdir ediyorum ve bu çalışmalarınız sayesinde de işte böyle kibarca bir takım laflarla desteğinizi bekliyorum. Bırak dünya siyasetine yön vermeyi, hükmetmeyi falan, kendi paçasını zor tutacak. Şimdi göreceğiz onu. Sarkozy. Bakacağız şimdi. Bu dediğim eğer gibi. Eğer tekrar seçilemezse Cumhurbaşkanı ne olacak? İşte bravo. Tamamen yalan dolan. Şimdi bu 2009. 2009'da oluyor. Buna karşılık
Buna da bakın. Bu da 5 Şubat 2009'da verilen cevap. Şimdi buna karşılık geçen hafta Cuma günü bu mektuplar bilinmediği için, böyle bir yazışma olduğu bilinmediği için geçen hafta kadar bilinmiyordu. Bilindi, şimdi öğrenildiği için dediler ki efendi ya Sarkozy sen bunu söylüyorsun ama biz hepimiz seni desteklemiyoruz. Aramızda başka partileri destekleyenler de var ve biz bu üstadı Azam'ın istifa etmesini istiyoruz. Neden? Çünkü Stifane'nin yani François Stifane'nin istifa etmesini istiyoruz. Çünkü bu adam bizim hepimizin adına konuşamaz. Ve önümüzdeki seçimlerde de kimi destekleyeceğimize biz karar veririz dediler. Şimdi masonların desteğinin kimin arkasında olacağı bu hafta belli olacak. Yani ya bu adam istifa edecek. Peki bunlar şimdi gizli örgütse bu kağıtları Cumhurbaşkanı Sarkozy ile nasıl böyle bir şey olabilir? Olmaz mı? Bakın orada yazmış nasıl adam. Gizli örgüt bu. Yani anketleri var. Her şeyleri var. İsimler adres, açık. Her şeysi. Sarkozy ile yazışıyorlar. Sarkozy ya aslında şöyle. Hayır şöyle. Nasıl bir gizli örgüt? Bir dakika. Evet. Şimdi sizin gizli örgüt derken aklınızda galiba şöyle bir durum var. Evet, böyle bir takım var. Şöyle kafaları kapalı falan böyle bir takım adamlar. Böyle bir olay yok. En gizli örgütler... Ama suikastı yapmak için, bilmem neyi yapmak için onun da kafayı kapaması lazım. Hayır, geçmişte olan şeyler. Tabii. Şimdi en gizli örgütler nasıl kurulur biliyor musunuz? En açık olan örgütlerdir. En legal şekilde. En legal olan örgütler en gizli örgütler olur. Şimdi bunun masonluk da gizli bir örgüttür. Fakat şöyle şöyle hukuken şöyle geçer. Kendisi açık, legal fakat sırları olan örgüte gizli örgüt denir hukuken. Yani bizim bir takım sırlarımız var. Biz bu sırlara bağlıyız dersiniz. Ama biz açık bir örgütüz. Bunu gelip devlet denetliyor. Dikkat. Maliye bakıyor. Maliye Bakanlığı bakıyor. Üyelerinin hepsinin, Türkiye'de de öyle. Üyelerinin hepsinin Emniyet Müdürlüğü'nde kayıtları var. Kim mason olmuş, kim olmamış hepsi Emniyet Müdürlüklerinde kayda geçiyor. Peki. Çok kısa bir reklam arası vermek durumundayım. Kısa bir reklam arasından sonra konuşmaya devam edeceğiz. İlluminati. İlk 3 günde 115 bin kişi tarafından izlenen Musallat 2'nin oyuncularından Başay Okay ve Saliha İplikçi yeni filmlerini anlatıyor. Az sonra... Bin kişi tarafından izlenen Musallat 2'nin oyuncularından Başay Okay ve Saliha İplikçi yeni filmlerini anlatıyor. Az sonra. Yer alabilir misiniz? Evet. Peki şimdi ben komik bir şey derler. Soracağım size. Şimdi biraz önce de dediniz ki bir takım eylemlere kadar yönlendiriyorlar. İşte kanlı mı kansız mı? Dolayısıyla şimdi bu papa suikastlerinde de mesela Mehmet Ali Ağca'nın bu örgüt tarafından kullanıldığı iddia ediliyor. Buna katılır mısınız? Ne söylemek şimdi istersiniz? Ağaca olayını ben çok yakından Uğur Mumcu'yla beraber. Evet. Biz onu çok yakından izledik. Hatta Uğur Mumcu'ya ben Hollywood'da anlaşma yaptırdım. Yani bir film yapılacaktı Ağaca ile ilgili. Adamlar Ağaca'nın kendisini bile oynatacaklardı. Ve Uğur'un da kitapları buna temel olacaktı rahmetli Uğur'un. Fakat ömrü vefa etmedi malum. Geçelim bunu. Mesela Ağaca olayında bizim bulduğumuz bir olay var. Bu bizzat benim ortaya çıkardığım bir olay. Peder Morleon diye bir adam var. Evet. Bu bir papaz. Ama geçmişte bu adam bir komünist. Gizli bir örgütün de üyesi. Sonrasında sözüm ona işte tekrar Katolik olmuş ve Vatikan istihbaratıyla CIA arasındaki yönlendiriciydi bu adam. Şimdi bu rahip Morleon'un bu işte çok büyük rolü var. Nasıl rolü var? Ağaca yakalandığı zaman dedi ki bunu Bulgarlar yaptırdı dedi. Antonov diye bir adamın üstüne attı. Dedi ki beni onlar yönlendirdiler ben onun üstüne vurdum dedi. Ve adresini de verdi. İşte şu evde oturuyor dedi. Gittiler hakikaten o evde oturuyor. Peki ne oldu nasıl tanıştın diye sorulduğunda savcılık mahkemede dedi ki 3. kattaydık. Ortada böyle hani akordeon kapılar var. Açılan bir kapı vardı. Kapı açıldı. Antonov'u gördüm. Tanıştırdı kendisini. Orada oturduk konuştuk dedi. Biz o eve gittik. Baktık o açılıp kapanan
kapı üçüncü katta değil, ikinci katta var. Hı. Ve ikinci katta Rahip Morleon'un oturduğu ev. Anlatabildim mi? Evet. Ve bu şahstan dolayıdır ki Ağca'nın ifadesinin Ağca'nın farkında dahi olmadan, kimlere muhatap olduğunu bilmeden yönlendirildiğini gösteren bir işaret. Benzer şekilde Morleon Türkiye'ye çok gidip gitmişti. Benzer şekilde CIA ile çok bağlantılıydı. Ve benzer şekilde Türkiye'de de bazı şahıslara Katolik Kilisesi sinema ödülleri verdirmişti. Bunlar da büyük ödüller kazanmışlardı. İsimlerini vermiyorum. Bunu geçelim, bunlar değil. Ama Morleon, Rahip Morleon çok önemli bir gizli örgüt üyesiydi. Peki bunlar Vatikan'ın içinde, siyasetin içinde her yerdeler. Ve işte görüyorsunuz. Yani Cumhurbaşkanı'na mektup yazabiliyor. Ve evet, sistem evet. olarak peki, öyle Erdem, şey. Evet. Bunların iletişimi konusunda mesela kartlar falan nedir? Ya aslında şöyle bir şey yapalım. Ve sen mesela buna iletişimci olarak gerçekten böyle bir örgütün varlığı konusunda İnancın tam mı? Ya şöyle bakalım. Aslında Illuminati diye bir örgüt şu anda hemen hemen bu genel yapının içinde fasulye gibi bir şey. Yani zihniyet var. Yani zihniyetten bahsedersek Illuminati diye bir zihniyet vardır. Yani bu zihniyetten bahsediyoruz. Vardır mutlaka da. Hani ne bileyim şeydeki Almanya'daki seçime ya da Euro krizine ya da Yunanistan'daki kaosa müdahale edebilecek. Şimdi ya da bak onları şöyle yapalım Cengiz. Hemen bir şey kuralım. Sistem kuralım. Biz şimdi burada oturuyoruz, televizyon programı yapıyoruz. Bizim tek bir amacımız var, en büyük reytingi almak. Hı hı. Değil mi? Evet. Şimdi karşı tarafın az reytingini alması için elimizde daha iyi konuk çağırıyoruz. Işıklarımız, daha güzel makyajlarımız falan var. Eğer karşı taraf biraz bir şey oluyorsa diyoruz ki aman onun var mı tanıdığımız şunu şöyle oraya gitmesin. Hı hı. Konuk olarak. Hı hı. Çünkü niye bir savaş? Gel bunu sen yaparsan da dünyayı, adamın şeyi New World Order diye, yeni dünya düzenini kuracağım diye bir şeyi var, mottosu var. Tamam. Bunu nasıl yapılacak? Şimdi o zaman sorunun cevabı olmuş oluyor. O zaman diyor ki adam, benim eğer bir fikrim varsa, bu fikri yönetmek için neleri kullanmam lazım? Hı hı. Şimdi bunun için neler? Şimdi dediğim gibi bakın seyircilere şunu çok net söylemek lazım. Illuminati yalnızca bir kavramın ismi oldu artık. Yani Illuminati teşkilatı Aytunç abinin anlattığından da anlayacağınız gibi artık bu işin en küçük parçalarından birisi. Şimdi daha büyük şeyler var, yönetenler var. Bunlardan bir tanesi Tavistock örgütü. Yani bu tamamıyla sistemin hepsini yönetmeye çalışıyor. Yönetiyor Tavistock Illuminati'nin de üzerinde bir şey. Çok çok üzerinde yarın bir teşkilat. Yarın öbür gün Tavistock'un üzerinde bir şey çıkabilir. Tabii muhakkak olacaktır çünkü bunlar şöyle. Gelişen yani, şartlara göre. Gelişen şartlara göre, yeni yapılanmalara göre devam ediyor. Peki bunların çoğu Yahudi mi? Ah bakın mesela Masonların hep Yahudilerin denetiminde olduğu ve Masonları Yahudilerin yönlendirdiği söylenir ama Masonluk Protestanların kurduğu bir örgüt. Yani aralarında Katolik de yok. Masonları tamamına yakını kuruluş döneminde Anglikan, Lüteran, Kalvinist ve Protestan. Şimdi bu Protestan bir örgüt, Masonluk ve onunla mücadele ediyoruz yani. Burada bakıldığında bu Protestan örgütler zaten Yahudileri en çok aşağılayan örgütlerdi. Mesela Martin Luther'in bir kitabı vardı. 600 küsur sayfa bu kitap. Ki ben ilahiyat okurken Hristiyan ilahiyatında son dönem biz okuduk onu. Bizden sonra yasaklandı o kitap. Kitabın adı ne biliyor musunuz? Türklerin ve Yahudilerin seküler kılıç altında öldürülmeleri üzerine. Kitap buydu. Diyor ki Yahudilerin evlerini yıkacaksınız, şunu yapacaksınız, çocuklarına kim diyor bunu? Martin Luther diyor idi. Türkler de onların hamisi oldukları için diyor. Onların koruyucusu oldukları için Türkler de zındıktır, onların da öldürülmesi gerekir diyor Martin Luther kitabında. Dolayısıyla Protestanlar aralarına Yahudi almıyorlardı. İlk Yahudi Protestanların Almanya'sındaki ilk locaya giriş bir Yahudi tarafından locaya kabulü 1890 ama kuruluş 1717. Dolayısıyla 200 sene yaklaşık 200 yıl süreyle hiçbir Yahudi almamışlardır ama öğretileri itibariyle Kabala'dan büyük ölçüde yararlandıkları için öğretileri itibariyle Kabalist ama
bünyelerine almıyorlardı. Hmm. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Amerika'da Yahudiler daha çok katılmaya ve daha çok üye olmaya başladılar ama şu yanlış imajın silinmesi lazım. Masonluğu Yahudiler kurdular, böyle Yahudiler geldiler her tarafı işte gizli planlar yaptılar falan yok. Bu protestanların yaptığı bir iş. Ama beslendikleri yer daha çok Kabale'yi istiyorlar. Yani Kabala'dan. Tabii. Ünlüleri de soracağım da şu kartları şimdi konuşmak aslında istiyorum. Şöyle gidelim isterseniz. Bugün en önemli şeylerden bir tanesi bu saat meselesi nedir? Hani hızlı hızlı gidiyorum vakitten dolayı. Olay da yani öyle bir makaraya döndü bir şeyde Twitter'da falan. Yani millet şimdi bak Panama'da bir site var. Illuminati.org diye bir site. Burada kimin kurduğu belli değil. Ama bugün site kurmaktan daha kolay hiçbir şey yok. Ben kimin kurduğunu öğrenmekten daha kolay bir şey yok ama. Bir, tabii tabii ki kimin kurduğuna da baktığınız zaman gençler çıkıyor arkasından. Şimdi şöyle kimi bundan farz edelim ki Illuminati kurdu. Farklı şeyler var görüşler. Bir tanesi 2012 ile bağdaştırıyorlar bu işi. İkincisi Illuminati'nin 300. kuruluş yıl dönümüdür diyorlar ki bu yanlıştır. Yani izleyicilere söylemek lazım. Onun için bunu tekrar kendi güçlerini ortaya koymak için böyle bir gövde gösterisi yapıyorlar. Fakat böyle tarihlere falan aldırmayın. Mesela ben daha önce de söyledim. 7 Aralık tarihine gittiğimiz zaman 7 Aralık'ta Pearl Harbor baskını var. Mesela. Bugün de yıl. Ama bak seninle ilgili bir şey söyleyeyim. Azra Halk'ın da 7 Aralık'ta kraliçe oldu. Öyle mi? Yani bir şey bunun altına yazın. İşte deyin ki biz diyebiliriz ki 7 Aralık'ı da Illuminati yaptı falan pişmekan. Şimdi daha akılcıl konuşmak lazım ama sistem şöyle yönetiliyor. Elinde sonunda ortaya bir şey atalım ve sistem de tabii biraz daha mistik bir sistem olunca herkes bununla ilgilenmeye çalışıyor. Şimdi burada bahsettiğim soruya. Bir de ilgilenmeye çalışıyor derken bir de sadece biz ilgileniyoruz galiba. Ben mesela Amerika'ya, Fransa'ya, İtalya'ya, Titi'lere yani Twitter'da baktım. En çok ne konuşuluyor diye. Kimse Illuminati konuşuyor. Ve biz de konuşuluyor. Şimdi bakın. Cengiz, iletişimci olarak hani Illuminati düşüncesinin, fikirden bahsediyoruz, kavramdan. Bu fikrin 108 yıllık bir dünyayı değiştirme operasyonu var. Bunun ilk 36 yılı enigmatik çağ dediğimiz bildiklerimizin tersini bize öğretecekler. Öyle bir iddiaları var. Buna iddia diyelim şu anda. Evet. Diyor ki mesela işte bugün Dersim meselesi. Bir anda kavramlar karışıyor. Diyorlar ki bugün Atatürk meselesi. Kavramlar karışıyor. Kavramları karışmak ve bildiklerimizi tekrarlıyorum. Bildiklerimizin tersini söylemek üzere bir sistem diyorlar. Kafa benim araştırmalarım da böyle. Evet. Şimdi kafa karıştırma. Enigma. Evet. Enigma yani. Şimdi şeye geldiğimiz zaman peki bunları daha çok ne yapmamız lazım? Toplum daha çok Türk toplumu gençlerden oluşan bir toplum. Dolayısıyla biz bir şey yapmak istiyorsak devrimler de biliyorsunuz Hitler dahil olmak üzere devrimler gençlerle yapılmışlar. Fikirler gençlerle oluşur. Yani şimdi adamın bir tanesi diyor ki Steve Jackson diye bir adam var bir şirket kuruyor oyun şirketi Monopoly'ler vardır ya onun gibi bir şirket kuruyor. Kart aslında bu kartlar şöyle gösterelim mi bu Illuminati kartları diye bir kart çıkartıyor ortaya sorduğum soruya cevap bunu istediniz ben de getirdim. Aslında bu Aytunç abinin daha iyi bildiği tarot kartlarının popüler kültüre aktarılmış hali diyebilir miyiz Aytunç abi? Evet. Şimdi bunda ne var? Ama garip şeyler var tabii. Tarot kartlarına da baktığınız zaman böyle şeyler görebilirsiniz. Hatta sinema konuşacak olursak bir gün Illuminati'nin etkilerini de görebiliriz. Mesela işte Matrix filmindeki işte Neo'nun kimlik kartı 11 Eylül'ü gösterir filan gibi. Evet. Şimdi bakın yine bu kartlardan iki tane örnek göstereceğim ki bu kartlar 94-95 yapımıdır. Evet. Değişmedi. 33 kartla başladılar, 399 kartlılar. Niye? Oyun kendini devamlı update ediyor, sistem değişiyor. İki tane görsel göstereceğim. Bakın şöyle kapatmak lazım. Tarot kartı, buradaki şey Illuminati kartında bir iki tane tower'ın bir bombalandığını görüyorsunuz. Yıl 94. Ve yandaki görseli de gösterelim. Burada da bakıyorsunuz yakın ki görelim onu. 2001'deki İkiz Kule'nin saldırısı. Burada ne eksik biliyor musunuz? Evet. Denk gelmiş olabilir diyorum. Bakın. Hayır, yalnızca uçak eksik. Bileceğiz? Ertan onun 96'da o kartın 96'da yapıldığını nereden 94 yılında 94. olduğunu biliyoruz bunun. Yani bu yani kartı alanlar zaten 94'te başladı. Bu yani eski tarihlere de gidecek olursanız bunu görürsünüz. Bir tane daha örnek vereyim. Burada ne eksik biliyor musun Cengiz? Yalnızca şey yok. Uçak yok. Yani bakın ama
İkiz Kuleler'e saldırı, şimdi bu tezi de bir şekilde çürütelim. İkiz Kuleler'e saldırı olması ihtimalini daha çok hani Ortodoks Müslümanların hep ortaya koyduğu tezdi. Çünkü İkiz Kuleler neyi anlatır bize? Dünya düzeni. Evet. Tamam. Şimdi yine şuna gelelim. Bir tane daha örnek verelim. Bu örnekte de kamera yaklaştı. Bu örnekte de Pentagon var. Pentagon'a da biliyorsunuz. 2001'de, aynı 2001'de. Buradan da bir görüntü gösteriyorum. Yine bir şey var. O şimdi, ne zaman yapılmış peki Pentagon kartı? Bu aynı tarih. Hepsi aynı tarihte. Bu ilk kartların hepsi aynı tarihte. Peki, şimdi şöyle gidelim de milletin kafası karışmasın. Yoksa yanlış bir şey söyleyeyim. Şimdi bazı şeyler vardır denk gelebilir. Yani ben de... Bu denk gelmiş bir şey değil. Bakın ben şimdi elinde sonunda iletişimciyim. Üstadımız yani işte hani teoristse oradan dinlememiz lazım. Şimdi bakın bu ve benzeri ögeleri farz edelim ki böyle bir sistemin ben iletişimcisi olsaydım. Bunu kullanmak isterdim. Çünkü bununla birlikte daha geniş hedef kitlelere ulaşabilirim. Ulaşabilirsin. Mustafa Amaç Kanvas telefon attığında. Hmm. Kim? Mustafa Kanvas. Ha Mustafa. Merhaba Mustafa Bey. Merhabalar. Ne diyorsunuz? Bugün 7 Aralık ve 7 Aralık'ta işte geri sayım devam ediyordu. Hala 3'e kadar devam ediyor ve İlluminati'nin bugüne dair çeşitli iddiaları vardı. Biz de konuyu Aytunç Bey ve Ertan Bey'le tartışıyoruz. Ne diyorsunuz siz İlluminati konusunda? Katılıyor musunuz Aytunç Bey'in söylediklerine? İlluminati konusunu ben son derece ciddiye alan bir insanım. Akıl Taşı kitabım var şu anda benim piyasada yayınlanmış durumda. Hı-hı. Akıl Taşı kitabında İlluminati'nin zihin kontrolünü nasıl yaptığını bütün kentlerde iletişim araştırmalarından bu akıl oyunlarını nasıl gerçekleştirdiklerini ben tek tek anlattım. Zaten ekonomik piyasaları da iş dünyasını da nasıl ele geçirdiklerini. Yani burada bir metafizik akıl söz konusu. Bu metafizik akıl öyle bir akıl ki hem medya üzerinden geliyor hem semboller üzerinden geliyor. Hem de çeşitli yöntemlerle gençlerin zihinleri özellikle bu oyunlarla falan gerçekleştiriliyor. Şimdi yani, elbette yani, Aytunç Bey de sizin için tehlikeli bir akım mı bu? Onu mu demek istiyorsunuz? Bana göre son derece tehlikeli bir akım. Zaten bunların travmatizm dedikleri, adını koydukları bir operasyon var. Operasyonla insanların zihinlerini kontrol etmek, korkutmak, travmalara bağlamak şeklinde. O ben kadar yani ben mesela bunun gerektiğinden fazla bir güç atfedildiğini düşünmüyor musunuz buna? Ben böyle düşünüyorum. Bir Illuminati evet. Denilen şeyi yani böyle bir çalışma vardır gerçekten de ama ben bunun mesela her şeyinde buraya bağlanıyor olması her yapılanın o zaman, gerçekleri görmek isteyen, duymak isteyen benim Akıl Taşı kitabımı okusun. Akıl Taşı kitabımda bütün bu oyunların adını yazdım ben. Tek tek hangi operasyonların ne şekilde yapıldığı isimleri de var. Dönüştürme sistemleri de var. O zaman bilmek isteyen, anlamak isteyen için komplo teorisi kısmını yani tarih kısmını bir tarafa koyalım. Gerçek olarak Akıl Taşı kitabında bunların hepsini tek tek yazdım ben. Evet. Yani bunun adı metafizik akıl. Kullandıkları üstün bir kuvvet var. Mesela Madonna daha iki gün önce evvelce bir programda açıkladı. Mesela orada eşcinsellikle ilgili konuşurlarken eşcinselliği çok özel bir konum olarak öyle bir yücelterek anlattılar ki yani acınacak bir haldeydiler. Yani sistemleri kullanıyorlar, akılları kullanıyorlar. Daha böyle bir sürü yöntemler var. Ekonomik pazarlarda da bunları yapıyorlar. Amaçları insanların zihinlerini kontrol altına almak. Bunun adı şu. Kölecilik sistemi getirmeye çalışıyorlar. Ben İlluminati'nin son derece tehlikeli bir zihniyet olduğunu, bu zihniyet lafını da zaten söyleyen benim. Yani önemsizleştiriliyorlardı zaten. Önemsiz bir örgüt diyor. Ama bu örgüt içinde, bu zihniyet içinde onlarca, yüzlerce, binlerce başka örgütler var. Bunlar failler. Yani organik olarak birbirine bağlılar yani. Peki, evet, benim... Peki, teşekkür ediyorum Mustafa Bey katıldığınız için. Rica ederim, rica ederim. Konuklarımıza devam ediyoruz. Çok teşekkürler. Evet, peki, ne diyorsun zaten? Yani şöyle bakmak lazım. Şimdi sistemi anladınız. Şimdi ikimiz de iletişimciyiz. Bir sistem yönetmekle ilgili. Kavramları birileri koyacak. Birileri de o sistemi yönetecek. Bu yönetmek için de en rahat kullanacağın insan kim? Ben Cengiz Semercioğlu'nu alıyorum. Diyorum ki ya işte benim sistemime Cengiz Semercioğlu katıldı. Şimdi senin bütün izleyicilerini ben kendime almış durumdayım. Hı-hı. Doğru mudur? Şimdi sistemleri yani iletişimi yönetmekle kavramları koymayı
ayırmak lazım. Yani Madonna, Michael Jackson gibi pop starlar da bunun için kullanılıyor mu? Tabii kullanılıyor. Yani şimdi şöyle de olabilir, şöyle gidelim. Madonna yıllarca Kabala için konuştu. Yani aslında şöyle de gidelim isterseniz. Yani bugünkü bugünkü tarihlere baktığımız zaman bu tarihlerde şunları görüyoruz. Jackson diyor ki ben diyor Illuminati'ye karşıyım. O yüzden öldürüldü deniyor. Ya bunlar hatta. Şimdi şu poz mesela, evet. Şu pozlar falan. Şimdi bunlar nedir? Türkiye'de de birçok sanatçı, bazı sanatçılarla ben konuştum. Farkında değiller Cengiz. Yani şöyle söyleyeyim, şöyle şeyler, kasetler göreceksiniz Türkiye'de. Tarkan. Ben isim söylemek istemiyorum. Farkında değiller. Yani sistemin bu nedir? Tek göz Horus'un gözü, biliyorsunuz o, evet. Üçgenin üzerindeki Horus'un gözünü anlatır ve aydınlanmıştır. Şimdi şöyle de bakmak lazım. Aytunç abi, tarihte de var mı böyle özel kullanılan insan? Onu bilmiyorum. Olmaz mı canım? Tonla var da mesela biraz sıkıcı olmaması için gayret gösteriyorum ama mesela bir Şeyhülislam var. Adam İskoç asıllı, Müslüman olmuş. Adı Abdullah. Özür dilerim. Ona yani bizde mesela Sertap, Tarkan falan gibi şeyler geçiyor. Onlara ben tanımam ve girmem. Aha, ben size bir somut isim söylüyorum. İskoçyalı bir Şeyhülislam. Bizzat Abdülhamit tarafından kendisine Şeyhülislamlık verilmiş. Adam aslında satanist. Ve satanist locanın, mason locasının da üyesi. Crowley'in üyesi. Ha şimdi geçen gün ben bunu anlattım televizyonlarda. Resmi, cismi, adı, soyadı. Yaşayan kızı vardı yakın zamana kadar, bu adamın kızı yaşıyordu. Ondan gelen bilgiler çerçevesinde. Kullanılan adam var mı? Var tabii, olmaz mı? Birçok sembolik ismi kullanıyorlar. Scientology kullanmıyor mu? Tabii. Değil mi? Scientology evet. Diye bir kilise var. İşte bir tane şöhretli birini buluyorlar ya da şöhret yapıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bakın siz de onun gibi olun. O bizde size geliyor. Ben buna katılıyorum ama şimdi evet. Bunun da hep onu söylüyorum. Ben şimdi diyelim ki şöyle bir Cengiz, şey yaptım. Programda yapıyorum mesela. Bu fotoğrafı aldık, koyduk mu şimdi? Ben de oldum mu Illuminati'ci? Beni tamam. De kullanıyorlar, oldu mu? Yani mesela bunu yapabilir. Tarkan'ın mesela şu verdiği pozu kapak, verebilir. Bakın bahsettiğin kapak resimlerinden bazı. Ben dedim ya bazıları bilinçsiz evet. Kullanıyor. Yani Türkiye'de evet. Bunu yani. Söyledim bakın. Ama İşin hani daha çok şeyine gidelim, fikir kısmına. Illuminati fikri kavram olarak aydınlanmak demek. Ve aslında arkasında protest bir davranış var. Sen Aytunç abiyle konuşurken çok güzel bir laf dedin. Heavy metalcilerden bahsettin ya. Heavy metalin başı, ben eskiden heavy metal solistiydim. Heavy metalin başı yani protest bir kavramdır, kavram üzerine evet. Kuruldur. Yani o zaman ne yapacaksın? Daha çok o bahsettiğimiz şekiller, sembolleri daha çok kullanıyorsun. Ama bunların çoğuna sorun, bunlar şeyi bilmezler. Ama bakın bazı şeyler var ki benim kafamı da karıştıran şeyler. Ne gibi? Siz bir Erevizyon'dan bir görüntü gösterdiniz. Evet, orada mesela orada yani gerçekten Horus'un gözü orada net bir şekilde şunu bana göre şunu anlatayım da esas bu. Şimdi kullanılanlar Sertab'ın dansı sonunda yaptığı hareket. Evet, hareket. Evet. Kullanılanlar esas da semboller. Ve semboller Marshall McLuhan'ın verdiği bilgiye göre konuşuyoruz. Gelmiş geçmiş en büyük iletişim profesörü, uzmanı, evet. Felsefecisi. Bunun dediğine göre diyor ki asıl olan mesajın kendisi değil, mesajın taşıyıcısıdır. Mesajı kimin taşıdığı da önemli. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Şimdi, Sertab bu mesajı verdiği için mi acaba birinci oldu? Onu ben bilmiyorum. Aman onları ben bilmiyorum. Ben de aynı şekilde. Ben yalnızca şunu söylemek istiyorum. Yani bu mesajı verdiği için mi? Hayır, bunun üzerine bir şey söyleyeyim. Koreografide birisi yapmıştır bunu. Sertab'ın da arabayı olmayabilir. Haberi yok. Ama şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani buradaki oturanlara söyleyelim. Yani bu hareketi gördüğünüz zaman gerçek anlamda bir üçgen çizilmiş halde, değil mi? Bak eller, kollar. İşte, bak, evet, yani şimdi bu denk de gelmiş aynen, olabilir diyorum. Denk, ben diyorum yani ya. Yani siz de kalkıp bilinçli yaptı demiyoruz bunu Sertab'ın. Yok pek öyle bir şey değil. Denk de gelmiş olabilir. Sertab'ın haberi olmayabilir. Fakat şimdi bakın asıl konu ne biliyor musun Cengiz? Şu asıl konu. Ya o kadar çok böyle şeylerin üst üste görüyoruz ki. Yani Tarkan gözünü kapatıyor. Sertab hani bunların bir bilinçli olduğunu söylemiyorum. Öyle oluyor. Illuminati kartları önümüze geliyor. Bir şey. Ya tek soru şu olmalı. Niçin?
Bu kadar çok karşılaşmaya başladı. Evet, siz bu soruyu soruyorsunuz. Peki Aytunç Bey'e de son olarak şunu söyleyeyim. Neyi hedefliyorlar peki? Hedef hep bellidir. Her zaman bellidir. Ve her zaman da gerçekleşmiştir. Nihai hedef. Yani ne olacak? Daima koydukları hedef yeni tip insan yaratmak. Yeni tip onların kafasına göre insanlık, bugünkü insanlığın yeni tip bir insanlığa dönüşmesi gerekiyor. Onlara göre. Dönüşmesi gerekiyor. Dönüşebilmesi için de özellikle kafalarındaki belli olayları atmaları, yeni bir brainwashing. İşte Mustafa Bey'in de dediği gibi bunu empoze etmeye çalışıyorlar. Şuur altınıza sokuyor sizin. Evet. Peki. Yani şimdi bakın ben küçük bir örnek vereyim. Kısaca. Türkiye'de çok uzun zaman başı örtülü kadın aman öydü. Değil mi? Hı hı. Herkesin kafasında doğru. Başı örtülü birini gördüm aman diyorlardı. Doğru. Bakın bugün o değişti. Değiştirilebiliyor yani. Hı hı. Bu mühim olan o imajın sizin şuur altınıza yerleştirilmesi meselesi. Bunu da iyi bir akşam başarıyorlar. Bunu başarıyorlar. Ama bizim görevimiz bak çok önemli bir şey söyleyeyim. Ben iletişimci olarak ikimiz aynı mesleğin erbabıyız. Evet. Biz diyoruz ki insanlara mavi giyeceksin. Bu gözlüğü takacaksın. Saçının şekli böyle olacak. Moda şu olacak. Saatinde artık gül kurusu olacak. Bunları belirleyen bir üst akıl var. Var. Peki evet. şunu oldu? Var, doğru. Var. Yani buna isterseniz mesela, tasarımcı deyin, isterseniz tasarımcı deyin. Aytunç Bey'in kravatın desenine de takıldım mesela ben. Bir Malta haçı gibi. Evet, iyi gördünüz. Özellikle sizin için bugün takıp geldim. Bu gördüğünüz Malta şövalyelerinin onun özel kravatı. Değil mi? Evet. Şimdi mesela o zaman siz de buradan bir simge üzerinden bir şey mi vermeye çalışıyorsunuz? Hayır, bir şey vermiyorum. En azından size görün diye. Var mı yok mu? Görün diye bu kravatı takıp geldim. Bu Malta şövalyelerinin özel kravatı. Şimdi Cengiz... Neden taktınız? Niye takmayayım? Niye böyle bir yasak mı var? Hayır, merak ettiğim için söylüyorum. Yani. Hayır. Taktım ki siz göresiniz diye. İçinde misiniz diye sordum. Oraya doğru gitmeye çalışıyorum ben. Cengiz, ressamları düşün. Evet. Şimdi dünyaca ünlü ressamlar veyahut da fikir adamları veya şairler. Evet. Yazdıkları konunun içine kendilerinden bir şey koyarlar. Mesela resmi bitirirken kırmızı bir nokta atar altına. Hmm. Aytunç Hoca da böyle yaptı. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Aytunç abiyle bağlamayacağım ama eğer bir fikriniz varsa muhakkak bir yerlerde gizli de olsa onu göstermek istersiniz. Evet. İletişimin amacı da bu değil mi? Peki. Çok teşekkür ederim. Ben bir şey soracağım. Sorma. Bir şey lütfen. Olmuyor galiba değil mi? Herkes onu merak ediyor. Ben çok fiktif olduğuna inanıyorum bu işin. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Sonra sonra devam ediyoruz. Büyü yaptırmak neden tehlikeli? Cinler insanlara musallat olur mu? Ünlü ilahiyatçı Doktor... Rabbül Alemin. Kara bir düğüm var burada. Eyyetuhal kudra utkuli buzur hazer recul ve hazihil mara. أيتها القدرة ادخلي بزور هذا الرجل بهذه المارة أيتها القدرة ادخلي بزور هذا الرجل بهذه المارة bazen ölüm tam ortaya çıkmak üzere olanları da ebediyen karanlığa toprağın altına mahkum ediyor. İyi değil bu. Sahipli. Eyyuha lefrit. İza kunta huna javibni. Olmazsa daha güçlü bir büyü var dediydi. Geri gönderemiyorum. İpit musallat oldu başıma. Size de musallat olacak. Buralardan tutmuyor mu değil? Şimdi sabredersen sana musallat olanı yakacağım. Kalkın! Kalkın! Kalkın!
İzlerken bile insanın tüyleri diken diken oluyor yani. Hafta sonu vizyona girdi. İlk 3 gün 115 bindi. Bugün itibariyle 150 bin kişiye ulaştı. Filmin gişesi, evet, seyirci sayısı. Evet, güzel bir başlık vardı bugün. Korkutmadı, güldürdü diye. Hani rakam, gişe rakamlar. Rakamlar sizi güldürdü herhalde. İki oyuncusu bizle birlikte. Saliha İplikçi ve Başak Okay, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve tabii ki Arif Aslan Saliha, hocamız. Saliha, o en son şey... Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pardon. En son fragmanın sahnesindeki o bağıran korkunç sensin değil mi? Evet. Bir de kanlı olan da benim. Kanlı bu arada. Aynen. Şimdi film çok konuşuldu ve hala da konuşuluyor. Şimdi geçen 5-6 yıl önce Büyü diye bir film yapılmıştı. O ilk korku film denemeleri yapılırken. Ve galasında salon yangın yanmıştı. Çıktı. Yangın çıkmıştı ve ciddi bir tehlike aldı. Film oldu. Evet. Tehlike aldı. Evet. Şimdi hocama da onu soracağız zaten. O yüzden teşekkür ederiz. Kırmadı bizi Arif Aslan, geldi. Estağfurullah. Ve hani bu tür işler gerçekten oyunculara, set ekibine ya da biz izleyenlere beni orası yani. yani etki altında kalabilirler yani mi bu tür şeylerden? Sizce çağırıyor muyuz? O şimdi halk arasında ismi söylenince gelir falan diyorlar ama öyle bir şey yok. Yani onların kendilerine göre belli kuralları var, yaşadıkları bir alem var. Yani bizim paralelimizde yaşasalar bile o paralelden buraya geçmek için belli donelere, belli yetkilere ihtiyaçları vardır. Evet. Yani onlar perde gerisine itilmişlerse, Allah-u Teala onlara o emri vermişlerse istedikleri zaman bu tarafa geçemezler. Bu bir. İkincisi, kendilerine hizmet ettirebilecekleri insanları bulurlarsa diyaloğa girerler. Halk arasında vardır. Bu tür insanlar vardır. İşte ben şuyum, ben buyum falan diye. Kendisini tanıtan insanlar vardır. Ama onların da çok büyük tavizler vermeleri gerekiyor. Ve onlara itaat etmesi için onların şartlarına uyması gerekiyor. Kalbinde zerre kadar iman bulunan bir insan onlara kayıtsız şartsız teslim olmaz. Teslim olmazsan da seni sürekli yanıltırlar. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi 100 tane, 99 tane yalan söyler, bir tane doğru söyler. O bir tane doğruyla da seni o 100 yalanı kabul ettirip peşinde sürükler gider. Peki o yangının çıkmasına bağlarsak eğer olabilir yangının mi? Yangının çıkmasına bağlayacak olursak tabii bir takım onlarla ilgili diyaloglarda kötü kelimeler bunları etkileyebilir, tahrik edebilir. Ve filmin içindeki kötü diyaloglar filmin mı? Filmin içerisindeki de filmi oynayanlar tarafından da. Yani bir takım diyaloglar etkileyebilir. Mutlak etkiler demiyorum. Etkileyebilir. Yani şimdi mesela ben burada hakaret etsem siz etkilenmeyebilirsiniz. Çünkü tecrübelisiniz zaten. Yani ya da bir doktora hastası bir şey söylese doktor çok umursamaz, güler geçer, yatırır onu tedavi eder. Böyle de olabilenleri var onların ama genelde bazı insanlar gibi yapılandıklarından dolayı asabi tipleri vardır. Terörist tipleri vardır. Yani laf kaldıramayan tipleri vardır. Bunlar da zarar verebilirler yani. Saliha, evet. Peki sizin başınıza bir şey geldi mi? Sen orada sahipli misin? Öyle bir laf geçiyor değil mi? Sahipli diyorlar galiba değil mi hocam? Sahipli evet. Olan sahipli deniliyor. Elif karakteri. Çünkü ben de onun yakın arkadaşı olduğum için, yardım etmeye çalıştığım için benim başıma gelenler. Sette başımıza bir şey geldi mi? Ya Türkiye'de böyle bir açıklama yapmıştı. Doğru, çok yoğun çalıştık bir ay. Gece gündüz. Bir de korku filmi olduğu için bizim çekimlerimiz genelde gece oldu. Evet, kazalar oldu. Kolu kırılan oldu, bacağı kırılan oldu. Ama biz bunu normal görüyoruz. Konuya bağlamak istemiyorum. Yani konu psikolojiyi bozduğu için. Sen diyorsun. Aynen öyle. Yani onlardan bozdu. Değil, konu biraz psikolojiyi bozmaya yönelik olduğu için etkileyebilir. Sen de ne yapacağını şaşırabilirsin. Normal bir insan ve bu dünyaya yabancı bir insansınız. Evet. Belki yani, kolun kırıldığında oradan geldiğini bilmiyorsun. Evet. O da olabilir. Tabii. O da tesadüf. Sen neye inanıyorsun Başar? Tesadüfü mü yoksa? Tesadüf diye bir şey yoktur ama neyse. Ya, tabii yani, ben de, gelişi güzel bir şey. Olabilir. Yani tabii ki ben çok dünyayı insanlar olarak sahiplenmek taraftar değilim, hatta evreni. Her şeyin olabileceğini biliyorum. Bravo. Ama hocama da hani tabii o çok daha hani akademik bir yaklaşım oldu. İnsan olarak da benim inandığım şey gerçekten hani insan olarak kendi işinizle, gücünüzle, hayatınızı güzel, iyi ve doğru bir şekilde yaşamakla ilgilenmelisiniz sadece. İyi kalpli ve temiz süper. İnsan olmak. Aynen öyle. Yani, aynen öyle. En güzel yorum. Yoksa belki. Bu büyücülük, bu işler bu var hocam değil mi? Yani var ama saç yeme işi peki gördünüz mü hiç hocam? Bakın burada saç yiyor.
Evet, saç yeme işini ben hiç görmedim ve büyü çeşitlerinde de hiç bugüne kadar rastlamadım. Saça büyü yapılıyor. Doğru, saç teli, tırnak bunlar etkilidir. İnsanları birbirlerine bağlamak için işte o kadının yaptığı büyü de o zaten her değil mar'ete diyecek ama o mağara falan diyor bir şeyler söylüyor. Yanlış düzelttik, onu düzelttik. Düzeltmişler. Fakat ben işte burada gördüğüme göre söylüyorum. Hı-hı. O tabirler falan yanlış ama genelde ben yıllar önce de böyle birisiyle rastlamıştım. Adam selamun kavlen min rabbir rahimi güya onları çağırmak için okuyor. Emniyete kendisini almak için ama selamun kavlen min rabbir rahim söyleyemiyordu adam. Dehşet mi diyeyim mi? İkisi de evet diyor. Hocayı dehşet mi şey yapar? Yani çok da önemli değil. O niyet önemli oradaki. Evet. Peki saçı niye yiyordu orada Saliha? Büyüyü bozmak için mi? Ay başayım pardon. Ya bağlamak. Şöyle bir şey. Oradaki her şeyi hani dini bir boyutuyla şeyi yok. Düşünmediniz. Çünkü tabii ki. Zaten dramatal tarafının da dışında hocam. Orada şimdi filme de sonuna dair, finaline dair çok da öne vermek istemiyorum. Zaten türkü hani kendisindeki anormal ve kendisi açısından sebepsiz görünen bilinç dışı şeylerin hani yaşadıklarının sebebini arıyor. Onların hepsi bilinç dışı hareketler. Normal. Evet. Evet, o yüzden hani birçok şey de filmin sonunda anladığımız için çok şey yapamıyorum şu anda. İpucu veremiyorsun. Evet, evet. Peki psikolojini bozduruyor mu Saliha? Mesela bu seti merak ediyorum gerçekten. Şimdi pek çok sette bulundum, korku seti görmedim ama mesela burada çalışıyor olmak psikolojini bozuyor mu? Ya da izledikten sonra sürekli montajı, seslendirmesi, bu filmle yaşıyor olmak. Şöyle söyleyeyim. Ben ya da dua edip rahatlamaya çalıştın mı? Korku filmi hastasıyım. Evet, sen önceden hazırlıklısın. Yani ben korku filminde oynamayı hayal bile edemezdim. Şu anda içinde olduğuma bile inanamıyorum. Set çok güzeldi. Çok kalabalık bir settik ve inanılmaz keyifli bir setti. Ya orada etkilenmiyorsun. Yani o sahneler çekilirken yanında 30-40 kişi oluyor, gülüyorsun, eğleniyorsun. Ama sonra izlerken özellikle başarı sahnelerinde ben çok etkilendim. Çünkü bilmiyordum o çekimleri. He, yani sinemada izlerken böyle hocam gülüp eğlenmişler, kızdırmış olmasın. Ay yok. Alayımızdaki anlamında değil. Aman. Şöyle set bir şey çekimleri var. Eğlenceli. Yani bu çok eğlenceliydi. Konuya yabancı oldukları için gülebilirler. Bilirler normal yani böyle mi olacak? Yoğunlaşmalar. Bir de profesyonel iş yapıyor. Abi, sonuçta değil mi? Daha önemli olan orası zaten. Etki altına girme diyor. Aynen öyle. Yani bunlar belki etki altına girmemek için korku filmde de hani birileri illa bir sessizlik olduğunda zaten bağırır sinemalarda falan güldürürler ya milleti. Biraz onun şöyle bir şey oluyor hocam. Şimdi hepimiz aslında konuya hakim girdik. Yani bizi çok güzel şey yaptılar. Hani siz hatta hazırlamışlar. Dolaşıp büyücülere falan mı gittiniz? Şeyi alt çalışması yani hani biz oyuncu aşamasına gelmeden hani yapılan alt çalışmalar zaten çok güçlü. Alt metin çalışmaları, hikayeler, röportajlar, yani görüşmeler, yaşayanlarla görüşmeler, o tarafı çok güçlü ve bize bütün bu bilgileri zaten verdi Alper'le Banu, yönetmenimiz ve yapımcımız. Ve biz hani buna hazırlıklı olarak ve neyin içinde olduğumuzu öne çıkarmamız gereken ne olduğu, hurafe nedir, dindeki yeri nedir, vermişler zaten. Bunların bilinciyle hareket ettikken biz oyuncu olarak da o yüzden yaratıcılığımızı da o noktada hem kısıtlı geliştirdik hem sınırladık. Evet, güzel. Gereksiz yerlerde durmaya çalıştık. Büyü İslam dininde haram bir olgu. Evet. Sebebi de şimdi demin sorduklarınıza cevap olacak. Evet. İradeye müdahaledir. Ruha müdahaledir. Ruhu baskı altına almaktır. Büyü vardır ve gerçektir. Bakara suresinin 102. ayetinde Allah Celle Celaluhu birebir bunu vurguluyor. Hı hı. Orada yalnız kendilerine büyü öğreten meleklerin, büyücülük öğreten meleklerin bunu bir imtihan unsuru olarak öğrettiklerini, hiçbir zaman da karıyla kocanın arasını açacak ya da insanlara benzeri zararlar verebilecek şeyleri öğretmediklerini söylüyor. Neyi öğretiyorlar? O zaman bu tür şeyleri ileride kullanıp istismar edebilecek insanlara karşı bir tedbir, bir tedavi şekli, hasta ruhları tedavi şekli. Tıpta hiçbir zaman hastalık yapmak öğretilmez insanlara. Hı hı. Evet. Öğretilir mi? Öğretilmez. Öğretilmez. Hastalığı tedavi etmek öğretilir. Ya hastalığı tedavi etmek öğretilir. Peki, benzeri bir olay. Sizin mesela Şeytan, Cinler ve Satanizm. Evet. Şeytan ve Satanizm diye bir başka kitabınız. Evet. Büyü, Fal ve Kehanet diye bir başka kitabınız. Nesil yayınlarından çıkan o kitaplarımız benim aslında her birisi oradaki her başlık bir kitaptı daha önce.
başka bir yayın evinden çıkmıştı. Sonra nesil yayınları dedi ki abi toplayalım, toplu halde insanlar bilgiye ulaşabilsinler. Sizin bilgileriniz kıymetli dediler. Onlar bastılar. Dolayısıyla biz de onlardan bastırdık. Şimdi, şu anda başka bir yayın evi, 12. kitap diye bir yayın evi. Onu daha genişletilmiş bir şekilde müstakil bir kitap olarak bastı ayrıca. Şimdi Şeytan, Cinler ve Satanizm'de yazdınız. Evet. Mesela bu tür konuların sinemaya aktarılıyor olması beni rahatsız etmiyor. Yani nasıl dünya doğru mudur? Rahatsız mı? Şimdi aslında şöyle, keşke danışsalar. Yani bir danışmanlık şeysi kurulsa bizde, böyle bir anlayışı yerleşse. Kendi bilgileriyle değil de topladığı, hatta Kur'an'dan bile anlamaya çalışsa kendisi, hı-hı, anlayamaz. Yani bir uzman lazım. Şimdi ben burada oturuyorum ama bakın orada 20 tane belki monitörden arkadaşlar izleyip en güzel görüntüyü vermeye çalışıyor. Evet. En güzel yayını yapmaya çalışıyor. Arkasında 20 kişi daha var. Burada bir sürü kameraman var. Siz varsınız moderatör, hı-hı, yönetmen olarak. Yani bu öyle basit bir iş aslında değil. Şöyle, onun için bunu danışsalar aldı. Yani. Tabii sadece hayır, bu danışman alabilir de yani sıradan bir kişi bununla bu danışmanlık yapamaz. Uzman gerekiyor. Diyanet ya da hani ilahiyat. Ben 30 yıldır bunlarla, 34 yıldır bunlarla uğraşıyorum. Hani akademik bir hani belirli bir doktrin gibi bir şey olsa, evet, hani kendi içinizde hani sanatla ya da hani medyayla ilişkili bir oluşum, evet, olsa işte biz daha, daha nereye gideceğimizi biliriz. Kime ne soracağımızı biliriz. Yoksa bana danışmadılar diye kimseye göre kızıyor Halif Hocam. Halif Hocam kızıyor. Bana niye danışmadınız diye kızdı. Yani. Zaten filmin şeyinde de jenerinde de güzel bir şey var. Orada siz ona katılacak. Evet. Büyücülerin şeylerinden Allah'a sığınırım. Kul a'udhu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gasikin izâ vakab ve min şerri nefâsâti fil ukad. Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden Allah'a sığınırım. Ve min şerri hasidin izâ haset. Haset eden, efendim, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden, battığı zaman karanlığın şerrinden gecenin ve tan yerini ağartan Rabbe sığınırım. Gecenin Rabbine, tan yerinin Rabbine sığınırım diye. Hocam geçenlerde buraya bu peygamberimize aleyhisselam, evet, büyü yapılıyor. Büyü yapıldıktan sonra peygamber efendimiz yatağa düşüyor. Hı hı. Ve bu ayetler Cebrail aleyhisselam tarafından getiriliyor. Kur'an bittiği halde diyor sahabi bunu bize anlatırken Resulullah'a diyor bu 7 ayet getirildi. Resulullah'a diyor bunlar okundukça Cebrail tarafından bir devenin, hı hı, bağlanmış bir devenin bağlarından, iplerinden çözülüp ayağa kalktığı gibi Resulullah ayağa kalktı diyor. Sonra Hazreti Ali'yi gönderiyor ve Zehravan kuyusuna bu büyünün atıldığını söylüyor. Hazreti Ali de gidiyor kuyunun yüzeyini olduğu gibi sarı bir şeyin kapladığını, hı, söylüyor. Hı hı. Ve oradan dalıp işte o büyüyü çıkartıyorlar. Hı hı. Resulullah ondan sonra rahatlıyor. Peki, Salih korku filmi hastasıyım dedin. Musallat'ı nereye koyuyorsun? Nasıl izledikten sonra beğendin mi peki? Yani iyi bir Türk filmi oldu, 6 kere izledim. Evet. Çünkü biz Türk sinemasında çok fazla korku becerisi yoktur. Ama son yıllarda kırılıyor bu. Benim için Türkiye'deki en iyi korku filmi Musallat 1'di. 2'yi görene kadar. Öyle mi? Evet. Yok, bak, makyajları falan bayağı başarılı. Evet, Türkiye'de çok iyi bir iş olduğunu inanıyorum. Alper Mesci ile çalışmak zaten benim için çok özel bir şey. Musallat 1'i 5 kere izlemiştim. Bir kere sinemada, 4 kere evde ve hiç alakam olmadığı halde. İşte aynen Musallat olmuş. Çağırmış yani. Musallat 2'yi çağırmış. O kadar çok izlemiş. İkinci artık ona teklif etmiş. Zaten hocama sormak istiyorum. 6 kere izledim. Bana da Musallat olurlar mı? 7 olmasın. Şöyle bir şey var. Güzel bir soru sordunuz. Ben de keşke bunu sorsalar diye düşünürken araya girecektim. Şimdi musallat olma olayı var. Bu bir gerçek. O varlıkların insanlara musallat olması. Ama durup dururken onlar musallat olmazlar. Birilerinin yönlendirmesi gerekiyor. Bu da büyü dediğimiz olayla başlar. Yani insan ruhuna müdahale, işte haram olmasının, büyük günahların ikincisi. Hemen ikincisi. Allah'a ortak koşmak ve sihir yapmak diyor. Büyü yapmak diyor. Haram olan. Bakın 7 büyük günahtan ikincisidir. Hmm. Bundan daha büyüğü yok. Yok. Yani arkadan gelenler bunlardan derece derece biraz daha küçüktür. Hmm. Musallat olabilirler ama yönlendirilmesi lazım. Kaldı ki onlara karşı da Peygamberimiz Ayet-el Kürsi'yi, Felak ve Nas surelerini tavsiye, aynen, ediyor. Okuyacak. Bunları
Yatarken üçer kere okuyan. Dün gece bir daha baktım. Acı ve hurmasının da 7 tane acı ve hurması yiyen insana da diyor hiçbir hastalık ve sihir ve büyü tesir etmez diyor. Ne hurması hocam? Acı ve hurması. Acı ve ne? Nerede bu? Onu bir gün ayrı bir program yapın. Bunu ayrıca konuşalım. Acı tamam. ve hurması Medine'de Peygamber Efendimiz'e yanık bir hurma dalı getirip veriyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onu toprağa dikiyor. Diktikten sonra ağaç yeşermeye başlıyor bir mucize olarak. Yanık. Yanmış onun bir hurma. Peki onu biz onu başka programda ayrıca izleyin. Konuşalım. Bunu geçen işleyin. Ben geçen olayım olmayayım ama şeyde, çok önemli bir şey. Tamam yapalım o programı mutlaka. Musallat oluyor hikayesini Alişan geçen gün bizdeydi ya. Ve evinde İbranice duvarda yazılar çıktığını söyledi. Oluyor. İnsanlara, insanlara kına yakanları var, insanlara yazı yazanları var, insanlara sataşanları var, korkutanları var. İşler acısı bir şey açıkladı burada hocam. Dedi ki sanat camiasında herkes birbirine büyü yapıyor dedi. Büyüden küçüğü nedir? O zaman aynen öyle. Onlardaki huzursuzlukların, streslerin, birçoğunun yalnız kalıp evlenememesinin, evlenmemesinin değil, evlenememesinin sebeplerinden birisi de budur. Değil mi? Kısmeti bağlı olan şeyler sınıfına da girer. Ne? Bu büyük kısmeti bağlar. Neye gülüyor? Yani başkasına karşı. Artı bir şey söyleyeceğim. Ben çok tehlikeli bir şey söyleyeceğim şu anda. Bu varlıklar o filmde olduğu gibi insanları sahiplenebiliyor. Onlara çok açık doneler verirseniz sizi başkalarının gözünde bir kötü koku yayarak çirkin gösterebiliyor. Ne aşık mı oluyorlar? Oluyor. Allah Allah. Onun için çok fazla onlarla işleşli olmamak sizin lazım. Böyle bir tecrübeniz var mı? Çok var benim tecrübem de yani şimdi burada onları anlatmayalım. Öyle mi? Şimdi bu konuyla ilgili olarak tavsiye edilen duaları muntazam okumak lazım ve dili duasız gezmemek lazım birçok yerlerde. Ve ben şuna da inanıyorum. Ayrıca abdestli olan insanlara ve Kur'an okuyan insanlara, namaz kılan insanlara, dua eden insanlara ki Kur'an'da dua hakkında "Kul ma ya'buduhum rabbi levla duaukum" ayeti var. Duanız olmazsa Allah sizin neyinize değer versin? Rabbim sizin neyinize değer versin de onlara diyor. Bu duaları da yapan insanlara bunlar musallat olmazlar. Yani biz burada insanları korkutmak için değil, bilinçlendirmek için, evet, bilgilendirmek aynen. için varız. Evet. Bu nedenle de bunu sanat söyleyeyim. Sanat camiasında artıca. Bu kadar bekar olması ve evli boşanma olması da ona bağlanıyorlar. Dişisi de erkeği de. Ben dedi, doğru söylemiş Ayşen. Çocuk şahit orada. Olmuş yani. Ya insanların yani böyleyse eğer gerçekten çok boş vakitleri olmalı ve dolduracak hani kafaya koyacak dolduracak. Yani tabii hiçbir fikirleri olmuyor olmalı. Bunlarla uğraşmak sahip oldukları hiç şaşırmıyor. Hiç şaşırmıyor. Doğru söylüyor. Ben de duydum. Birçoklarıyla da irtibatımız aman var. Bana yani. Da çok danışanlar bak, oluyor. Yani bu kadar ama beğenmiyor sonradan kimseyi. Yani. Neden beğenmiyor? Yani bir insan başka bir insanı beğenmez mi? Bir insanın 100 tane kötü tarafı olsa bir tane iyi tarafı mutlaka vardır. İyilik de her zaman kötülüğe galiptir. Derse ki bu adam en azından dürüst der. Değilsin. Salih Hasan? Değil. Tamam. Artık tamamen olay bitti. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başarılar. Tabii buyurun. Avrupa'da da şu anda gösterime girdik. Almanya'da çok fazla sinemada şu anda gösterimdeyiz. Fransa'da, Hollanda'da, İsviçre'de hani oradaki Türklere de, Türk vatandaşlarına aynen. da Musallat 2'yi izleyin. Gidin korkun. Gidin korkun Musallat 2'de. Gün sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Teşekkürler. Yarın 9:45'te görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.